İyi akşamlar sevgili futbol severler. 4 Eylül TV'den 90+4 spor yorum analiz programından hepinize merhabalar. Süper Lig'de ikinci hafta maçları az sonra oynanacak. Galatasaray Osmanlı Spor maçıyla nihayet sona erecek. İlginç, birbirinden ilginç sonuçlar var. Süper Lig'de flash transferler yapan Fenerbahçe deplasmanda Rize ile berabere kaldı. Sivas Spor'umuz maalesef umutlarla gittiğimiz Eskişehir Spor deplasmanından bir puan, en azından bir puanla dönmek istiyorduk. Ancak bu mümkün olmadı. Bunları ve daha fazlasını biraz sonra yayın akışımız içerisinde değerlendireceğiz değerli yorumcularımızla birlikte. Üçüncü ligde hafta sonu ilk düdükler çaldı. İkinci ligde ise 4 Eylül Sivas Belediyespor yavaş yavaş lige ısınmaya başlayacak. Sayın Hocam, hoş geldiniz. Kenan'cığım, siz de hoş geldiniz. İnşallah Sivas Spor'umuzu ve diğer takımlarımızı bugün dolu dolu değerlendireceğiz. Öncelikle tabii ben Süper Lig'le ilgili şöyle kısa bir panoramik bir değerlendirme yapacak olursak neler yapacağımızı söyleyeceğiz. Her şeyden önce bir Süper Lig'de toplu sonuçları ve haftanın puan durumuna bir bakalım. Ondan sonra değerlendirmelerimize geçelim inşallah. Şu an toplu sonuçlarımızı ve puan durumunu bir ekranda görelim. Spor Toto Süper Lig 2015-2016 sezonu ikinci hafta karşılaşmaları sonuçları şöyle. Kasımpaşa 1, Başakşehir 0, Kayserispor 1, Torku Konyaspor 1, Beşiktaş 1, Trabzonspor 2, Akhisar Belediyespor 2, Mersin İdman Yurdu 0, Bursaspor 0, Gaziantepspor 1, Eskişehirspor 4, Medikana Sivasspor 2, Antalyaspor 3, Gençler Birliği 1, Çaykur Rizespor 1, Fenerbahçe 1. Bu sonuçlara göre oluşan puan durumu şöyle. 1. Kasımpaşa, 2. Antalyaspor ve 3. Trabzonspor'un puanları 6. 4 puanı paylaşan 3 takımdan Akhisar Belediyespor 4. Fenerbahçe 5. ve Çaykur Rizespor 6. sırada. 7. Beşiktaş'ın, 8. Eskişehirspor'un ve 9. Gaziantepspor'un puanları ise 3. 2 puanlı Kayserispor 10. Torku Konyaspor ise 11. sırada. Birer maç eksiği bulunan 12. Galatasaray ve 13. Osmanlıspor'un puanı 1. 1 puanlı diğer takım ise 14. Medikana Sivasspor. Ligde henüz puanla tanışamayan takımlar ise şöyle. 15. sırada Başakşehir, 16. sırada Bursaspor, 17. sırada Gençler Birliği ve son sırada Mersin İdman Yurdu. Spor Toto Süper Lig 3. hafta karşılaşmaları ise şöyle. 28 Ağustos saat 21.45'te Gaziantepspor Beşiktaş'ı konuk edecek. 29 Ağustos Cumartesi 4 karşılaşma var. Saat 19.30'daki karşılaşmalarda Başakşehir Bursaspor'u, Gençler Birliği ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 21.45'teki karşılaşmada ise Kayserispor Mersin İdman Yurdu'nu, Galatasaray ise Torku Konyaspor'un konuğu olacak. 30 Ağustos Pazar günü ise 4 karşılaşma var. Eskişehirspor Çaykur Rizespor'u, Trabzonspor ise Akhisar Belediyespor'u ağırlayacak. Bu iki karşılaşmanın başlama saati ise 19.30. 21.45'te ise iki karşılaşma başlayacak. Osmanlıspor Medikana Sivasspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise Antalyaspor'u ağırlayacak. Evet, değerli futbol severler, haftanın toplu sonuçları ve puan durumu da bu şekildeydi. Geçen yılın flash takımlarından Başakşehir ve Bursaspor henüz puanla tanışamadı. Bu da ligin bu seneki sürpriz sonuçlarından bir tanesi olarak değerlendiriyoruz. Hemen Faruk Hocam'a dönmek istiyorum. Hocam, geçen seneden bugüne neler değişti? Bu sene lig beklediğimiz şekilde gelişmeye devam ediyor mu? Yoksa geçen seneden kaldığımız yerden sadece bir tatil arası verilmiş, aynı lig devam ediyor mu? Şimdi kendi açımızdan söyleyecek olursak, Sivasspor açısından söyleyecek olursak. Yani Sivasspor'a girmeden önce diğer şöyle bir panoramik olarak bir baktığımızda bu ligin ki biraz sonra seyirci oranlarını da söyleyeceğiz. Tat veriyor mu, vermeye başladı mı? İşte Fenerbahçe flash transferler yaptı, Galatasaray, Beşiktaş keza bugün evinde Trabzonspor'a mağlup oldu. Çok iddialı bir takımla girmişti. Üç büyük olarak ne? Bursaspor henüz puanla tanışamadı. Başakşehir UEFA'da bizi bunlarla ilgili biraz şöyle bir değerlendirme yapalım. Panoramik olarak baktığımız takdirde geçen senenin iyi takımları diyelim. Bursaspor, bir Mersin ligi 7. bitiren, ligi hemen hemen force eden, ligin sonuna kadar iyi bir şekilde sürdüren takımlar bu sezon, bu sene ilk iki maçta İstanbul Başakşehir gibi hüsrana uğratıyorlar. Ama tabii ki ligin lokomotif takımları olan üç büyükler, dört büyükler diyelim, yine bu sene ligi alıp götürecekler gibi gözüküyor.
bilhassa dikkati Trabzonspor'a çekmek istiyorum. Trabzonspor bir önceki yıllar gibi değil. İyi transferler yaptılar, iyi bir hocayı getirdiler. Akıllı bir futbolla bu hafta Beşiktaş karşısında 3 puanı hak ederek aldılar. Fenerbahçe'de o kadar transfere rağmen Rize'deki başta tabii çok ki tat vermedi. Tat vermeyen takımlar var. Ligin ilk haftaları tabii ki bunu tam şey yapmak için birkaç daha hafta geçmesi lazım. Yani 4. haftalardan sonra net bazı fikirler vermek lazım. Sürpriz takımlardan da bahsetmek lazım gelirse bir Antalyaspor'u söyleyebiliriz. Bitti denilen Eto'nun hala golleri devam ediyor. Evet. Bitti denilen Gekas'ın hat-trick yaptığını görüyoruz. Ve bu gidişte 40 yaşına kadar Türkiye liglerinde çeşitli takımlar dolanacak imajını veriyor. Kendi takımımız açısından tabii bahsetmeden olmaz. Sanki geçen sene bıraktığımız gibi devam ediyor gibi bir gözüküyor. Bir önceki hafta göz dolduran tüm kamuoyunun, tüm spor çevrelerinin dikkatini üzerine çeken Sivasspor. Sivas'a pek de iyi gelmeyen Galatasaray karşısında 2-0 hatta 3-0, 4-0 yakalayacak bir Sivasspor. 2-2 bitirdiği maçtan sonraki geldiği Eskişehir'de oynadığı 60 dakikayı Sergen Hoca'nın çok iyi sorgulaması lazım. Hem kendini, hem teknik yetini, hem futbolcuların sorgulaması lazım. Verdiği taktikle hiç yakışmadı Sivasspor'a ilk o 60 dakika. Ondan sonraki dakikada bir kıpırdama oldu ama tabii ki ilerleyen dakikalarda yine defansın arkasına atılan direkt toplarla buluşan Diakas'ın attığı gollerle 3 tane gol attı, bir tane Kaan attı. Bunda tabii ki hem orta sahayı hem defansı sorgulamak lazım. Bunu çok iyi düşünmesi lazım Sivasspor teknik heyetinin. Evet, ilerleyen dakikalarda tekrar üzerinde duracağız. Özellikle bugün çok konuşulması gereken konulardan bir tanesi de taktisyen, kenardaki taktisyenin yani Sergen Yalçın'ın da oyun anlayışını, çıkardığı kadroyu hepsini biraz sonra konuşmaya başlayacağız hocam. Teşekkür ediyorum. Sevgili Kenan, anında skorda Sivasspor maçını anlattınız. Hatta eleştiriler de geldi. Ya moraliniz bozuk. Evet, ekranda bugün, bir iki eleştiri aldık. 4. golden sonra neden öyle oldunuz diye ama her seferinde söylüyoruz biz. Yani bizim yaptığımız yayın taraflı yayın. Yani, biz tarafız. Sivasspor yani ulusal kanaldaki gibi yorumcuların yaptığı gibi onlar da aslında taraf da İsmail Hocam. İster istemez ulusal yayın yaptıkları için ilkesini tarafsız olmaya çalışıyorlar ama biz direkt tarafız. Ya yani onlar da üç büyük taraftar. Nihayetinde baktığınız zaman programlara Fenerbahçeli birisi var, Galatasaraylı birisi var, Beşiktaşlı vesaire, Trabzonsporlu. Sevgili Kenan, tabii Sivasspor'a geleceğiz. Çok sizden de yorumlarınızı alacağız. Öncelikle hocama sorduğum gibi bugünkü itibariyle ikinci hafta geride kaldı. Biraz sonra da Galatasaray maçı başlayacak. Baktığınız zaman seyirci kapasitesinde bir artış yok, bir heyecan yok. Süper Lig'de kaldığımız yerden devam ediyor bir havası var. Hatta bu hafta ben aşağı yukarı bütün müsabakalara baktım, bütün maçlara baktım. Böyle bir enteresan hava, ligin son haftalarıymışçasına bir heyecan yok gibi. Siz şöyle bir değerlendirme yapacak olursanız neler söylersiniz Türkiye Süper Ligi ile ilgili? Ya ligimizin 2015-2016 sezonunun aslında değerlendirmesini sıcaktan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama şunu rahatça söyleyebilir, sıcakların etkisi var. Doğru söylüyorsunuz. Ama ligimiz iyi durumda değil. Bunu nereden anlıyoruz? Avrupa kupalarına katılan 3 takımımız, ön eleme oynayan 3 takımımız da elendi. Evet. Yani şimdi Trabzonspor, Rabotniş gibi bir takıma yani kimse tanımıyordu büyük ihtimalle. Ben de ilk defa belki de. O kadrolarla şimdi ufak ufak artık ayrıntıya girelim. Yani NBA gibi son 2 sezonda UEFA kupasını aldırmış bir oyuncuyu gelip orta sahaya alıyorsun. Kavanda transferleri, Cardozo'lar. Trabzonspor kadro olarak bu ligin de üzerinde. Evet. Bu takımın ön elemede direkt elenmesi üstüne Başakşehir biraz şanssızdı hocam. Azi Akmar gibi hem Avrupa kupalarında hem Hollanda liginde iyi işler yapan bir takıma elenmesi. Ama ilk maçta orada iyiydi sanki. Oradaydı da orada tabii biraz hakem kararları da özellikle Volkan Babacan'ın atılması. Evet, akabinde evet. İkinci golün gelmesi biraz Başakşehir'i yıktı. Burada da direkt golü yiyince zaten umutları kalmamıştı. Arkasından Fenerbahçe'ye ne kadar güçlü bir rakip. Shakhtar gibi, Luchescu gibi ligi iyi bilen, Fenerbahçe'yi iyi bilen bir hocanın yönettiği Shakhtar'a elenmesi. Yani özetleyecek olursak 3 ön elemede
3'te 0 çektik İsmail Hocam. Atromitos maçında Fenerbahçe'nin haline baktığınız zaman o da çok kötü. Ya yani. O da işte o da tartışılır. Allah'tan o son dakikada gelen gol en azından Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'ne atacak gibi bir durum var. Beşiktaş tabii böyle bir durum yok. Beşiktaş direkt gruplardan başlayacak. Yani takımlarımız son 5-6 yılda olduğu gibi pek bir görüntüsünden farklı bir portre çizmedi. Tabii bu yukarısı için, alt taraf için de keza İsmail Hocam. Yani üst takım neyse alt takım da 3 aşağı 5 yukarı aynı oluyor. Biraz önce söylediniz Faruk Hocam, siz de söylediniz. Bursaspor ve Başakşehir şu geçen an 0 puan. Değil mi? Yani geçen sene tabii flash takımları flash şu an 0 puanda. Bursa'nın aslında kadrosuna baktığınız zaman iyi de bir kadrosu Bursa'nın var. Gönderdikleri kadar getirdikleri de var yani. Ertuğrul Hoca gitmeden önce bütün Bursa taraftarı tarafından ıslıklanarak tabiri caizse gönderildi. Ertuğrul Hoca'yı çoğu Bursa taraftarı en son, son noktaya kadar istemiyordu. Yani şampiyon yapan bir Ertuğrul Hoca gidişi çok kötü olmuştu. Gelişinde de bazı sıkıntılar vardı. Şunu da söyleyelim. Volkan Şen'in gitme nedenlerinin başında da Ertuğrul Hoca ile konuşmadığını biliyoruz. Ertuğrul Hoca ile hiç konuşmuyormuş. Zaten Ertuğrul Hoca geldikten sonra Volkan Şen de yönetime bildirmiş gitmek istediğini. Şimdi Volkan Şen gibi bir oyuncuyu kaybediyorsun. Ozan Tufan, Fernandao, Şener ve Belushi. Yani Bursaspor'da bir önceki yıl 5 tane oyuncu say desen bunun bunları sayarsın. 5'idir yani. Evet. Hakikaten bir Bakanbuğ'u da tabii Bakanbuğ'u da kaybettiler. Villarreal verdiler İspanya ligine. Belushi de gitti. Ya yani Bursaspor'un biraz sanki belliydi bu noktaya geleceği ama Başakşehir biraz şaşırttı. Ama iyi oyuncular aldılar. Şimdi onları aldılar da şey Faruk yaparsan... Hocam işte aldığı oyuncular, iyi oyuncuların hepsi yabancı. Ben maçı izledim aslında. İşte yani bir uyum sorunu var yani. Biraz bir sıkıntı yaşayacak Bursa. Yani ilerleyen yani... haftalarda Ertuğrul Hoca da tecrübeli bir hoca. Şampiyonluk yaşamış, ligi iyi bilen bir hoca. Toparlar. Yani şu sıfır puanı aldanmamak lazım Bursaspor için. Mutlaka, mutlaka. Keza Abdullah Avcı da Kurt Hoca. O da düzeltir oraları ama yani diyeceğimiz o ki bu ligde kimin ne yapacağı belli olmaz. Kasımpaşa lider. İlginç. Kasımpaşa'dan mı Rıza Hoca var? Tam oraya gelecektim. Yani Rıza şimdi, Hoca faktörü var. Rıza Hocam şöyle bir şey yani çalıştırdığı bütün takımlarda ilk haftalarda özellikle 6-7 hafta bir çıkış periyodu. Son haftalarda çok iyi doğru. Yani. İkinci yarılarda biraz şampiyon olmaz. İkinci yarıda artık nasıl oluyorsa bilmiyorum ama artık çalışma temposu mudur hocam daha iyi değerlendirecektir onu. Ama Rıza Hoca'nın çalıştırdığı takımlarda böyle bir force ediyor ligi ilk hı-hı haftalarda. Ki disiplin olayı ön plana çıkabiliyor. Evet yani ondan sonra Rıza Hoca'da böyle bir şey var. Ama yani. Şimdi doğru dediğiniz doğru da hocam Kasımpaşa hem maddi anlamda hem seyirci rahat, açısından. Hem seyirci anlamında pek bir baskı hissedilen bir baskı takım yok. Değil. Bir de Şota gibi iyi bir hocanın oluşturduğu bir takım hocalık yapıyor. Şimdi Kasımpaşa'ya baktığımız zaman Skaryoneler, Donklar, Adem Büyükler, Kaleci İshakson, İsveç Milli Takım Oyun Kalesi, Tunay Torun. Tunay Torunlar. Şimdi hazır bir kadroyu aldı. Bizden bir de Hakan, tecrübesi bizden Hakan. Hakan'ı aldı. Bir de dediğimiz Emre, gibi Emre, Bekir İrtegün. Tabii tabii Başakşehir. Onlar Başakşehir'de özür ama Kasımpaşa sanki buralarda oynayacak gibi İsmail Hocam. Yani ilk 5 olmazsa da ilk 8'in içinde yer alır. Rıza Hoca'da zaten bu durumlar var. Biraz önce Faruk Hocam da dedi. Meas Ridmaydun'u bir önceki yıl ilk 7'ye soktu. Evet. Yine devam eder. Kasımpaşa buralarda olur. Antalyaspor'da şöyle bir durum oluştu. Antalyaspor'da Eton'un rüzgarıyla gidiyor. Ama hakkını da verdi 2 haftada. Ama bugün bir kaleci aldılar onlar. Tabii şimdi bir de kaleci geldi. Cezayir Milli Takımı'nın kalecisini aldılar. Ama Eton'un ismi ligin üzerinde. Onu söyleyelim. Şu anda herkes onu yani konuşmaya devam ediyor. Yani şu an ligimizde hani herkes söylüyor ya. Van Persie'ler, Podolski'ler, Mario Gomez'ler, NBA'lar. Daha onları görmeden. Hepsini toplasan Eton'un karizması olmaz. Bunu kabul edelim. Antalyaspor'da bunu çok iyi kullandı şu zamana kadar. Ama dün Antalyaspor'un oynadığı stadyumu görünce biraz üzüldüm. Teknik direktörlerinin yani, şöyle bir açıklaması onlar var. Onlar toparlar gibi mi geliyor yani? Seyirci açısından toparlananlar gibi mi geliyor? Stadyum sorununu çözer. Antalya. 17 bin kombinesinden hatta iddiaya girmiş Fatih Terim'le Antalyaspor Kulüp Başkanı. 20 bini bulmazsam ben iddiayı kaybediyorum diye Antalyaspor Kulüp Başkanı. Eton'un gol sayısı olarak mı? Yok. Kombine sayısı. Satışlarındaki sayıdan bahsediyorlar. Eto gibi bir değer var ki işte Van Persie, Nani vesairini izliyorsunuz. Bakıyorsunuz işte Avrupa Kupalarında da baktık. Son lig maçında da baktık. Gerçekten izlemek istiyorsunuz. Ya, hani yani kesinlikle. Biz Sivasspor taraftarıyız ama onları da izlemek istiyorsunuz. Büyük futbolcu nihayetinde. Ama Eto'ya bakıyorsunuz. Bizim futbol tabiriyle söyleyeyim. Leblebi gibi gol atıyor adam. Kesinlikle. Şu anda 3 yani maç, 2 maçta 3 gol. Bir önceki hafta İsmail Hocam en iyi defans oyuncularından biri diyebileceğimiz Yalçın.
Galatasaray'da oynadı, büyük takımlarda oynadı. Bir önceki hafta tabiri caizse Etu, 35 yaşındaki Etu, gerçi Yalçın da yaş 32 ama pazara gönderdi ilk golde. Değil mi? Yani mükemmel bir tecrübe, mükemmel son vuruş. Yani başarılarını burada saymaya gerek yok. Real Madrid'de oynamış, Barcelona'da oynamış, Şampiyonlar Ligi kazanmış, İspanya'da Messi'yle, Ronaldinho'yla oynamış, İbrahimovic'de oynamış, Inter'de Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaşamış Mourinho'yla. Yani Etu'yu söylemeye da gerek yok. Etu rüzgarını Antalyaspor 2 haftada iyi kullandı. Hocasının da şöyle bir açıklaması var. Eto ile ilgili takım için çok iyi bir lider diyor. Kaptanlığı hani, direkt verdi. Abi pozisyonda çok iyi bir abilik yapıyor. Müthiş bir motivasyon sağlıyor. Alçak gönüllülük. Mütevazı. Yani tevazu örneği gösteriyor. Bilmiyorum doğru mu yanlış mı? Bir önceki hafta Gençler Birliği miydi? Kimle yapmıştı Antalyaspor? İstanbul Büyükşehir. İstanbul Başakşehir maçında normalde Erman'ın kaptan çıkması gerekiyormuş. Eski oyuncumuz. Orada Yusuf Hoca demiş, Erman sen kaptan çıkacaksın. Erman da demiş ki Etu gibi bir oyuncu varken benim kaptan çıkmam olmaz demiş. Yakışık kaptanın fazı bandını Erman, eski oyuncumuz, Etu'ya vermiş. Peki hocam, bu ikinci hafta geride kalmasına rağmen bakıyoruz statlarda inanılmaz boşluklar var. Yani geçen senenin daha aşağısında bir seyirci potansiyeli var. Hani örnek vermek için bunu söylüyorum işte. Büyük takım dediğimiz Fenerbahçe Rize'ye gidiyor, tribünler bomboş. Bir başka yer, en hararetli taraftarı Bursa'da gördüm ben bu hafta içerisinde. Bursa'da her zaman o kapasite var. Onun haricinde bu taraftarların bu sahaya gelmemesinin nedenleri ne olabilir? Yani ligle ilgili şöyle bir baktığınız zaman genel anlamda. Ya ligimizde doğru yani sadece Sivasspor'a da geleceğiz. Sivasspor üzerinde konuşacağız. Ligin genel hakkında şunu söyleyelim. Ya biraz önce de söyledik. Ligimiz, bunu kabul edelim. Yani Avrupa'nın gerisinde. Evet. Yani sen her ne kadar yıldız oyuncu alırsan al, bu lig tamam sert lig. Dün Fenerbahçe hocası da Pereira da söyledi. Hakikaten dedi, beklediğimin üzerinde bir lig dedi sertlik anlamında, ama kalite anlamında bir düşüklük var ligimizin. Bir önceki yıl bazı olaylar da buna etken oldu. Tabiri caizse Fenerbahçe'nin Rizespor deplasmanında yaşadığı olay. 4-5 yıldır süregelen bazı olaylar, fair play anlamında da, maddi anlamda da gelen bazı durumlar etkiledi bunu. En son noktada hocam Pasolik. Evet. Pasolik olayı kesinlikle taraftar sayısını düşürmüştür. Evet hocam. Yani Pasolik ligimizde maalesef olmadı, tutmadı ama devam ediyor. Zannedersem 2 yıllık anlaşmaları daha var. 2 yıl daha Pasolik devam edecek. Ama tribünlerdeki kesinlikle sadece Pasolik değil, ama Pasolik en önemli etkenlerden biri oldu. Yavaş yavaş da Sivasspor bazında konuşursak, şimdi ben ilk hafta Galatasaray maçı dedim, herhalde tribünler dolacak. Dolar. Hazırlık maçında Fenerbahçe maçında. Yani kale arkaları dahi kesinlikle full dolar dedim ama kale arkalarının ikisi de bomboştu. Evet. Yani tabii diğer takımlar bizi pek ilgilendirmiyor. Biz kendi takımımızdan mesulüz. Burada ben iyi dolara da biraz serdenişte bulunmak istiyorum. Yani ligin ilk haftası, büyük maç. Takım yavaş yavaş transferlerini de yapmak üzere. İlk hafta çok önemlidir. Tribünde ise her zaman önemlidir. Ama maalesef bir önceki hafta bunu görmedik. Ama dünkü maçta, Eskişehir maçında yaklaşık bir 100 kadar İdo'nun buradan da gittiğini biliyorum. Büyük şehirlerden de, Ankara'dan da, İstanbul'dan da destek vardı. Yani Yiğidolar genelde deplasmanı yalnız bırakmıyor ama Sivas'taki maçlarda maalesef İsmail hocam, bir önceki yılda bunu yaşadık. Zannedersem ortalamamız 2300'dü bir önceki yıl. Bu yıl yine herhalde ilk maçta yine düşük bir sayı vardı. Maalesef o desteği Sivasspor arkasında hissetmeyince ister istemez bir önceki haftadan gelen o isteksizlik bu haftada Eskişehir deplasmanında sonuca da yansıdı. Peki, çok teşekkür ediyorum. Değerli futbol severler, sorularınızı, görüşlerinizi Facebook sayfamız üzerinden bizlerle paylaşabilirsiniz. Sorularınız oldukça da değerli yorumcularımız sorularınızı yorumlamaya gayret edeceklerdir. Sayın hocam, şimdi takıma gidenlerine bakıyoruz. Da Costa, Utaka, Abdurrahman Dereli, yavaş yavaş artık Eskişehir maçına girmeye. Hakan Arslan, Musa Sinan, Kadir Bekmezci, Deniz Öksüz, Fatih Çıblak, Ertuğrul Taşkıran, Aydın Karabulut ve İbrahim Toraman zaten futbolu bırakma kararı aldı. Gelenlere bakıyoruz. Barales, Yekta, Sektus kaleci, John Boy, Yiğit, Hakan, Erkan, Beykan, Abolo, Orhan Gülle.
Yani Jerónimo Morales. Yani onu söyledim ilk söylediklerinden. Şimdi baktığınız zaman kabuk değiştirmiş bir takım karşımıza çıkıyor. Geçen seneden baktım, Sisinyo, Burhan, Atıf, Adem, Ziya gibi oyuncular da defans hattı hariç diğer Ümit, İbrahim Öztürk gibi oyuncular da hali hazırda devam eden oyuncularımız var. Şöyle Türkiye liglerinin transfer atmosferine baktığımız zaman bütün takımlar kendilerine göre uygun oyuncular almaya gayret ediyor. Sivasspor'umuza bir baktığımız zaman fena transferler değil. Yani şimdi geçen hafta da konuştuk. Orta saha mevkiinde özellikle enflasyon var. Kim var? İşte Yeksa var, Orhan var, Yiğit var, Hakan var. Yani Beykan forvet olarak nitelendiriliyor ama kendi Adem var. Adem var. Bakıyorsunuz yani futbol niteliği şey olarak aynı tip futbolcular. Şimdi arkadaşlarım da ekrana bu Eskişehir maçının kadrosunu da alırlarsa onun üzerinden konuşmaya başlayalım. Eskişehir maçı biz umutlarla gittik. İyi bir oynayan yani Galatasaray maçında gerçekten iyi pas trafiği yapabilen özellikle gol yiyene kadar ki bölümde çok iyi bir organize takım gördük. Bilmiyorum katılır mısınız? İstekli, arzulu. Yani oyunu biraz daha... Peki biz mi çok iyiydik veya Galatasaray mı şey geldi tam bir takım olamadan? Ben bizim iyi olduğumuza inanıyorum çünkü Eskişehir... Galatasaray maçında biz iyiydik. Tabii. Yani şimdi Eskişehir maçını değerlendirirken ona da geleceğim. Şu vardı benim gözlemlediğim kadarıyla notlarımızı da aldık burada. Yaklaşık bir 60 dakika ben yanılmıyorsam 60 dakika... Baktım. 3 pası bir arada, hani futbol terimiyle söylüyorum, 3 pası bir arada yapamayan bir Sivasspor'la karşılaştık. Bunun en büyük nedenleri nelerdir? Şöyle yavaş yavaş maça da girmeye başlayalım hocam. Ekranda da baktığımız zaman işte kimler var Sivasspor'da? Sektus, İbrahim, yani defans bloğumuz aynı. İbrahim, Ümit, Sisinyo, Erkan sol tarafta Galatasaray maç için. Giren kim var? Yekta girmiş. Buraya diğerleri bir önceki haftaya yazılmış ama Batuhan yanlış yazılmış. Bir kişi değişmiş Yekta. Yekta da 2 gün önce sözleşme imzaladı ve çıktı 11'de oynadı. Çıktı imzaladı derken yani hafta başından beri idmanlarına katılıyor. Katıldı ki, ama yani kimse beklemiyordu böyle bir şeyi. Bununla şimdi, ilgili neler düşünürsünüz? Şöyle söylemek lazım. Galatasaray maçından sonra spor kamuoyu olsun, Galatasaray'daki futbolumuzu gerçekten kayda değer, herkesin dikkatini çekti. Evet. Hatta 3. golü, 2-0'dan sonra 3'ü, hatta 4'ü yakalayacak durumdayken, tabii ki dolayısıyla belli dakikalardan sonra karşındaki takım maçı force edip 2-2'yi kurtardılar, 2-2 bitti. Tabii ki bu hafta ki ümitlerimiz, Eskişehir takımını Eskişehir'de yenerek, lige daha bir şey katmaktı. Bir katma değer, takımımıza katma değer. Ve yeni hafta arası yapılan 3 tane yeni transferimiz var. Geçen haftaki hatırlayacak olursanız burada da kimler alınmalı şeklinde bir sorunuz falan da olmuştu. Evet. Yer yer konuşmalarımız oldu. İlk başta bir stoper dedik. İşte orta alana bir santrafor dedik kesinlikle. Ve bir kenar oyuncu falan demiştik. Evet. O tabii ki Yekta'nın kulüpte beklediğinde biliyorduk onu bunu konuşurken. Orta sahaya da bir takviye yapıldı. Dolayısıyla bu transferlerden sonra da Sivasspor'un transferi kapattığını Sayın Başkanımız kamuoyuna açıklamıştı zaten. Tabii ki umutlu gittiğimiz bir Eskişehir'de neden bu şekilde bir futbol oynandı diye soralım soruyorsunuz. Hocam. Tabii ki yani bir kere şunu hemfikir miyiz bilmiyorum. Kenan Hocam da katılır mı? Şunu iyi bir futbol değildi. Ya kesinlikle ilk 60 dakikada kayda değer bir tane abi. Hareketimiz yok. Ama tabii ki karşı takım açısından da söyleyecek sözler var yani. Hem taktik açıdan olsun, hem maça konsantrasyon açısından olsun Eskişehir'in bizden daha iyi hazırlandığını söyleyebiliriz. Bizim takımımız maça tam konsantre olamadı diye düşünüyorum ben. Bunun eksiklikleri nedir? Yani geçmiş yıllarda hem geçen sene olsun hem ligi 5. olarak bitirdiğimiz bir önceki sezonda da olsun, 5. bitirdiğimiz dönemde olsun, attığımız gol 40'sa yediğimiz 50'lerin üzerindeydi. Daha fazla diyorsunuz. Yani daha fazlaydı. Yani bu alışkanlık 3 sezondur var. 3 sezondur varken bu 3. sezonda yine aynı şeyleri, sinyalleri almaya başladı bizim takımımız. Evet. Ya bunun sebeplerini tabii ki teknik heyet verecektir ama bir kendi açımızdan yorumcu olarak gözlemleyecek olursak
bir sıkıntı var. Ya sistemde var, ya oyuncu seçiminde var, ya oyuncu planlamasında var, sezon öncesi planlamasında. Bir bakıyorsunuz rakip takımın orta alanında Laval'la kimdi o şeyde? Kaan oynadı. Matias ön ikide oynayan mükemmel takımlarını yönettikleri gibi artı ileri uçta 35'lik 36'lık GK'sı belki 3-4 de hat-trick yaptı. 3 tane gol attı ama en az 2 tane de topla buluştu şeylerde olumlu şey olamadı. Onu da olumlu kullandı ama. Şimdi orada şöyle sıkıntılarımız bir nedir? Bir araya gireyim tabii özür ki dileyerek. Tabii yani, hani futbol oynayan bir insan olarak tabii söyleyeceğim ki bunu. Şimdi yediğimiz golleri teker teker analiz edelim. Baktığınız zaman. Birinci golde. Bir gol en son noktada mı değerlendirilir hocam? Başladığı yerde mi? Hatanın başladığı tabii, yerde. İlk başlamıştır. Şimdi birincisi şu soruyla aslında ben size şöyle sormak isterdim. Eskişehir Spor mu çok iyiydi? Sivas Spor mu çok kötüydü? Yani 60 dakikalık bölümünden bahsediyoruz. Ama üçüncü bölgedeki bizim rakip takımın daha aktif olduğunu söyleyebiliriz. Hocam orta sahadan bir kişi değişti. Mehdi ile Yekta. Yekta değişti. Doğru mu? Evet. Kenancığım. Şimdi bir oyuncu oyuna bu kadar etki edebilir mi? Diğerleri aynı. Baktığınız zaman Galatasaray maçının aynı takımı Yekta. Şimdi bir futbolcu, ben şöyle bir istatistik vereyim size. Bugün biraz fazla konuşmak istiyorum. Özür dileyerek. Tabii, yani, tabii. Kusura bakmasanız. Moderatör şey diyecek hali yok. Yok estağfurullah. Ben sizin çok konuşmanızı aslında arzu ediyorum ama benim gözlemlerim biraz da agresif. Tabii biz de dinleyebiliriz. Tabii biz de. Agresifliğim şunla. Gerçekten beğenmedim yani takımı. Niye beğenmedim? Bir önce çok çok iyi. Beğenen geri geldi. Eleştirdiğim tek nokta işte aynı iyi oynayan bir takımın niye değişikliğe gidilmesiyle alakalı. Bunu da size de soracağım hocam. Şimdi bakıyorsunuz bir önceki maçta Mehdi ile Atıf'ın paslaşma oranları yaklaşık 30-35 tane pas yapmışlar kendi aralarında. Ve oyunun 60 dakikalık bölümünde baktığında Yekta ile Atıf arasındaki pas trafiğinde daha düşük. Yok yani yok gibi bir şey ben çok izlediğim kadarıyla göremedim hatta. Şimdi o zaman burada Sergen Yalçın'a sormak gerekmez mi hocam? Yani takım ya üzerinde bunu yani Sergen Yalçın Hoca da kendi takımını kendi sorgulayacağı gibi bizler de yani bir yorumcu olarak sormak durumundayız. Araya girmek isterseniz Sergen Hoca'yı yanıltan şu olmuş olabilir hocam. Bir önceki hafta futbol kamuoyuna en çok meşgul eden olaylardan biri de Burak'ın bizim maçta ilk 11'de başlamasıydı. Burak yedekler arasındaydı. Podolski 11'deydi. İkinci yarıda Burak mecburiyetten Hamza Hoca oyunu almak zorunda kaldı. Şimdi Burak, tamam tartışılır Burak. 10 pozisyondan belki birini, belki ikisini gol atar. Ama Burak'ın şöyle bir özelliği var. Rakip stoperleri rahatsız eden, çapraz koşu yapan, orta saha oyuncularla dengeyi oyunda tutan, dengeyi kuran çok farklı bir oyuncu. Şimdi Burak eleştirebiliriz ama şunu kabul edelim. Şu an Türkiye Ligi'nde, milli takım için de söyleyebiliriz. Bir numaraya Burak'a yazarız. Artık yazılıyor. Eleştirelim. Yani. O da biraz da işte ligimizin kalitesi diyoruz hocam. Evet. Ondan dolayı Burak yazıdır. Ki Burak santfor tipinde benim çok da beğendiğim bir santfor değil. Değil yok. Yani dediğimiz gibi yüzdesi çok düşük ama işte dediğimiz gibi diğer özellikleri de var. Şimdi Burak ilk yarıda olmadığı için Sivasspor özellikle sizin dediğiniz gibi Mehdi Atıf'ı çok iyi kullandı. Çünkü Burak bir şekilde orta sahaya yardım eden, orta sahayı bozan. Şimdi Burak başlasaydı Sivasspor maçında Mehdi bu kadar rahat çıkamazdı. Evet. Podolski savruldu gitti ilk yarıda. Çünkü Podolski sadece kariyerinde Köln'de forvet oynamış. Arsenal'da, Inter'de, Bayern Münih'te genelde kanat oynamış. Yani sonradan forvet yapılan bir oyuncu. İşin açıkçası. İkinci yarıda tam tersi oldu. Burak girince bu sefer ister istemez Sivasspor'da geri çekildi. Podolski normal yerine geçti. Burak normal yine oyununa ileri uçta yer aldı ve zaten ilk golü de Burak attı. Şimdi bu hafta şunu söyleyelim. Biraz önce saydınız siz orta saha oyuncularını İsmail Hocam. Evet abi. Sivasspor'da bu saydığınız orta saha oyuncuları içerisinde hangisi ön libero sizce? Faruk Hocam'a da sorayım. Şey olarak mı? Şudur diyemiyorsun yani. Orada söyleyebileceğimiz bir tane önlü bir oyuncusu var Ade. Kesinlikle. Bunu kabul edelim. Neden? Çünkü Hakan Özmert'in CV'sine bakalım. Karabük'te olsun. Diğer takımlarda oynadığı maçlara bakalım. Hep ya forvet arkasında oynamış ya kanatlarda oynamış.
Ya da dediğimiz gibi farklı bölgelerde değerlendirilmiş bir oyuncu. İster istemez biz Hakan'ı aldık, ne yaptık? Ön libero yapmaya çalıştık. Dönüyorum, evet. Yekta. Kasımpaşa'da, Galatasaray'da hiçbir zaman ön libero oynamadı Yekta. Hiçbir zaman. Zaten oynama ihtimali zayıf. Melo ile Selçuk ikilisini bozup da ne Fatih Terim, ne Prandelli, ne Mancini onu oynatabildi ki Hamza Hoca'dan oynatamadığı için Sivaspor'a geldi. Kullanamadı. Hocam, diğer oyunculara gelelim. Gelmeden hocam bir kısa ara verelim. Tamam. Akabinde devam edelim. Tabii kısa bir aranın ardından birlikteliğimiz devam edecek. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Kenan, sözünü yarıda kesmiştik. Kusura bakma. Devam edebilirsin. Yani söylediğimiz gibi ön libero kavramı ilk önce bir açıklamamız gerekiyor İsmail Hocam. Ön libero kavramı derken bu yeni liberosu sistemde değil mi? Çift, evet, yani stopu. Çift ön liberolu sistemde. Şimdi ön liberonun iki özelliği vardır. Ya ön libero ofansif anlamda iyidir ya defansif anlamda iyidir ya da ikisi de iyidir. Bu tarz oyuncuları zaten ligimizde biliyoruz. Selçuk İnan gibi, Mehmet Topal gibi, Meriles gibi, hatta en iyi örneğini vereyim Emre Belezoğlu gibi. Evet. Hala şu gün bile Fenerbahçe'de bazı arkadaşlar diyor ya Emre olsaydı böyle olmazdı dünkü maç için, hatta Şaktar serisi için. Şimdi Sivasspor'da da bu işi iki taraflı yapabilecek oyuncu yok. Onu kabul edelim. Evet. Yani hem defansif özelliği iyi olacak, hem ofansif özelliği iyi olacak ön liberomuz yok. Deplasmanda oynuyoruz. Doğru mu hocam? Eskişehir, evet, maçı. Evet. Her şeyden önce bizim o maça defansif anlamda önce oyunu tutarak, yani yemeden başlamamız gerekiyordu. Bunun için de ne yapmamız gerekiyordu? Adem'in yanına biraz daha defansif anlamda iş yapabilecek bir ön libero. Ama takımda böyle biri var mı? Yok. Sayalım. Hakan Özmert'in defansı mı kuvvetlidir, ofansı mı? Ofansı daha kuvvetli. Yekta'nın defansı mı kuvvetlidir, ofansı mı? Defansta hiç Hiç yok zaten. Yok yani. Zaten size dördüncü golü hatırlatacağım. Dördüncü golü aklınıza getirin. Yekta artık alışmış önde oynamaya. Hata yaptığı zaman arkada Selçuk Memelo onun hatasını bir şekilde engelliyor. Ama ne yaptı şimdi? Son adam olduğu için kaptırdı. Üçüncü direkt gol. Gekas'ın attığı ikinci golü. Üçüncü gol. Eskişehir'in de üçüncü golü zaten, evet, ikinci yarıyı komple bitirdi. Evet evet. Yani diyeceğim o ki bu takımda İsmail Hocam, yani hem içeride hem dışarıda beğenirsin beğenmezsin, Adem vazgeçilmezdir. Çünkü alternatifi yok. Vardı Kadir'di o. Tamam, Kadir'in de yanlışları hataları var ama Kadir'in de defansif özelliği ofansından daha iyi. Kimse beğenmezse. Ya da beğenme. Ben de bazen eleştirdim maçlarda. Şimdi ama taraftarımızın birçoğu Kadir'le ilgili çok olumsuz eleştiriler de bulundu. Dolayısıyla bu demek değildir ki yani Kadir çok şey, kötü bir adam. Baktığınız zaman istatistik bilgilere bütün maçların en çok koşanlarından bir tanesi Kadir. Evet. Defansif yönü çok. Antalya'da da bir şu maç izlediniz mi bilmiyorum iki ama. İki maçta da oynadı. Oynadı. İyi işler yaptı. Çok da iyi şeyler yapıyor. Tabii farklı bir şey. Yani biz biraz Sergen'in de bunun üzerinde düşünmemiz gereken şey şunlardan bir tanesi mi bilmiyorum ama bu benim yorumum. Ofansif futbola daha çok adaptasyonu zaten sağlamak için bu tip transferler. Bir önceki yıl bunun belirtilerini verdi Sergen Hoca. Yani önde Kadir'in oynayan. Kadir'in yedek kaldığı maçları hatırlıyoruz. Önde hatta oynayan. Kadir'i niye kesiyor? Bazı maçlarda hakikaten Kadir'i aradık bir önceki yıl. Yine orada da Adem'in yanında Mehdi'yi Hakan Aslan'ı denedi. Yani Sergen Hoca'nın kafasındaki sistem şu. İki önlü buradan kasıt. Biri defansif, biri ofansif. Ama yine bulamadı. Yine bulamadı. Yani burada bulma ihtimali zaten şu kadroda. Acaba oraya iki tane Orhan Gülley'i mi acaba oraya hazırlıyor? Yiğit'i söyleyecektim hocam, siz söylediniz. Yiğit.
Burada defansif anlamda Orhan Gül'le Adem'le oynayacak Yiğit. Orhan biraz hazırdır. Hakan Özmert, Yekta Ayrı'da bir oyuncu. Hazır değiller onlar. Ben hazır da değiller. Onlara doğru gidiyor diye düşünüyorum ben. Yani oyuna böyle başladı. Orhan Gül'le olayı. Orhan da yani hocamın... Bu da dedi, ağır tip. Bak ben şunu söyleyebilirim çok rahatlıkla. Yani teknik direktör şu anda Sivasspor'da bizim olma ihtimali sıfır. Öyle bir şey yok. Ama biz burada... Biz de senaryo yapalım. Sadece şunu söyleyeyim. Adem'in olduğu bir takımda o defans bloğunun önünde Adem'in olmazsa olmazlardan bir tane olduğunu çok rahatlıkla kesinlikle, söyleyebilirim. Kesinlikle. Çünkü... Ya hem içeride hem dışarıda hiç maç ayırt etmiyorum ben yani. Galatasaray maçında geçen hafta burada bir şey söyledim hocam. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Sergen Yalçın kenardan Batuhan'a ikaz etti. Dedi ki Burak'la beraber devam et. Yediğimiz golde. Duranto. Şimdi Batuhan'ın atletik özelliklerine bakıyorsunuz. Adem'in atletik özelliklerine bakıyorsunuz. Futbolcu da sadece futbol zekası tabii çok çok önemli ama bunun yanında bir de böyle atletik özellikler, fizik yani. Özellikler çok çok önemli değil mi hocam? Yani tabii siz yıllardır antrenörlük yaptınız, Sivasspor gibi bir değer çalıştırdınız. Bakıyorsunuz ki dakikalara da geleceğiz de Adem Yekta'dan önce oyun dışında. Tamam, sakatlığı mı var? Başka bir şey mi vardı? Bilemiyoruz. Tabii sakatlık olsa herhalde bir basına yansırdı. İkinci yerde Sergen Hoca'nın risk alması gerekiyordu. Risk alıyordu. İki tane sorun yok. İki ön libero'yu birden aldı. Devreye 2-0 geride başlamışsın. Bir risk alman gerekiyordu. Ama risk bu değildi. Şu olabilirdi. Adem'i oyunda tutup Mehdi'yi alacaksan Mehdi'yi Yekta'nın yerine alabilirdi. Direkt Galatasaray maçındaki 11'e dönebilirdi. Veya Yekta'yı değiştirmeyecek misin? Hakan'la Mehdi'yi değiştirelim. Biz maç arasında aynısını söyledik değil mi? Yani bir konuşurken. Aynı şekilde. Ya yani burada şöyle bir durum oluştu. Hocam ben hatta canlı yayında da söyledim. Siyah kardeşimle maçanın. Biz atsak da yerdik. Değil mi? Çünkü ikinci yarıdaki orta sahaya bakıyoruz. Yekta, Mehdi. Bu tarz oyuncular dediğimiz gibi. Yani ofans ve özelliği olan oyuncular. Bir şekilde hata yapacaktık ki çok geçmedi. Dakikalar 60'ı gösterirken. Yekta aynı Mehdi'ye kaldı zaten. Aynen öyle. Yani zaten risk alacaksın sen. 60. dakika tüm riskleri aldı Sergen Hoca. 2-0 iken. Yekta'nın da hatası. Tabii bütün planları alt üst etti. Tabii. 3-0'dan sonra belki zaten Sergen Hoca yakalayabilir pek mi? Yapacak bir şey yoktu ama 3-2 olduktan sonra bu sefer çok güvendiği Mehdi'nin hatası arkasından İbrahim Öztürk'ün kaptırmasıyla gelen 4. golde zaten maçı bitirdi. Peki hemen hocama sorayım. Yeni bir transfer Yekta. Galatasaray gibi bir takımda oynamışsın. Evet doğru. Yekta şu anda size göre, bana göre hazır değildi. Size göre nasıl bir performans sergiledi? Sadece bu Eskişehir maçının mağlup olduğumuzun sebeplerinden bir tanesi midir Yekta? Yani tabii ki değildir. Yani değil mi? Yani bir kişi üzerinden. Şimdi eğer ikinci yarıya hamle yaparken iki tane ön libero'nu birden çıkarıyorsan demek ki o bölgeyi Abola'ya da geleceğim. Bir defa sorumlu tuttu Sergen. Yani hatayı hem iki ön libero'da buldu. Artı tabii ki defanstan çıkaramayacağı için defansın da bir şeyi vardı. Aslında değişiklik Ümit konusunda da yapılması lazımdı. Ümit çünkü iki tane şeyden sonra dikkat ederseniz hata dağıldı. Üstüne hata dağıldı. Hocam kayboldu. Yönetmenim şey yaparsa bak bir tane pozisyon ben ayağa kalkacağım artık gerçekten. Şöyle şimdi hani çıkaracağı şeyi sol ayağıyla çıkartmak istedi. Defans oyuncusunun şeyi nedir? İlk golün şeyiydi. Defans oyuncusunun ilk andaki yaptığı kendini rakipten önce tabii ki kendini kaleyle topun arasına tabii, sokması mutlaka. Gerekmez tabii, mi? Tabii. Şimdi koşan Gekas mıydı? Yanılmıyorsam ikinci golde vuramadığı hata ilk Gekas. Gol müydü? İkinci gol müydü? Yok, Gekas ilk gol yaptı ilk golde. İlk golde. Buradan giriyorsun, Gekas ortadan giriyor. Şimdi kaleye kendisini siper etmedi. Dolayısıyla ıska geçince de rahatlıkla... Vuramadı ıska. Yani son bir hamlesini sağ ayağına sakladı. Sağ ayaklı bir oyuncu değil mi? Sol ayaklı bir oyuncu. Sağ ayağıyla sağ ayağı yapmaya çalıştı. O yani, büyük hata. Şimdi burada, kalecinin de ufak da olsa... Peki kalecinin öne çıkması hata değil miydi? Biraz daha öne çıktı. Şimdi onu da soracağım. Yani Sektus geçen hafta aynı şeyi söyledik. Ben şahsen güven duymadığımı söyledim burada değil mi hocam? Yani çok tedirgin olduğumuzu söyledim. Birçok taraftarımızdan... Ligde yeni dedik, alışır dedik. Dedik. Ancak birçok taraftarımızdan da şu geldiydi bize. Cepheden iyi bir kaleci olarak gözlemlemişler. Bugün baktık ki yediğimiz gollerin hiçbiri kenar topu değil.
Derin topluyorsun. Değil mi? Yani karşı derin karşıya. Hele hele o Yekta'nın kaptırıp da atılan 3. golde baktığınız zaman kalenin durulması gereken yerde, şimdi o seviyedeki bir kalecinin nerede, nasıl, ne zaman, ne yapması gerektiğini biraz daha. Çünkü bunu Volkan çok iyi yapmış. Lazım, tabii ki. Ben şimdi Volkan'la Setkus'u da bir tutmamak lazım hocam. Tabii ki. Şimdi tutmuyorsun ama bir kaleci bu Süper Lig'in takımı. İlla kurban arayacaksak ben Setkus'un ilk üçe gireceğini düşünmüyorum hocam. Yani, kaleci olarak mı? Ya genel. 14 oyuncumuz oynadı. 14 oyuncu içerisinde Setkus ilk 3'e kesinlikle girmez. Yani burada Ümit söyleyebiliriz, Mehdi söyleyebiliriz. 4. golde büyük hatası vardı. İbrahim söyleyebiliriz. Ama Setkus'un o denli bence oyuna eden bir yani etki eden bir performansı yoktu. Burada bizi yakan tabiri caizse bir ön liberolar, bir de Ümit'in hataları. Yani defans. Burada kaleci bir durum yoktu 2 haftada. Ki aynı fikirdeydik seninle İsmail hocam. Ben de Korcan'ın bire yazılması gerektiğini düşünüyordum ama set kusuk bir durum 2 haftadır ben oluştuğunu düşünmüyorum. Ben bu maçta özellikle kalecinin de hamle hatasının ya, olduğunu vardı, düşünüyorum. Vardı ama bizi yıkan son hamlelerde, yani şimdi defansına hata yaptı Stoberi. Ümit direkt ilk golde. Kaleci artık o noktadan sonra, yani kaleci geç çıktı, erken çıktı, hamle de yapamadı demek biraz. İkinci gol zaten komple defans omuz, hatası. Omuz omuza bir olay var. Hatası. Orada bir defa bir sendeledi şey. Ümit'i sendeledi. Şimdi ve bak, şey Kaan vurdu. Ben not almışım. 4 golün 3'ünde Yekta Ümit kombinesi direkt var. İsim verebiliriz. İkilisi tabii, tabii, tabii. Direkt isim verebiliriz. Tabii. Yekta ile Ümit'in birebir. Sadece ikinci golde direkt, takım halinde bir hata vardı ama 1, 3, 4 direkt isim. Yani dolayısıyla baktığınızda burada özellikle neyi öğretiyorsunuz hocam siz futbolcuya? Hani futbolcuya yani öğretilmez. Yani, o seviyede bir futbolcuya evet. öğretilmez de ne söylüyorsunuz? Kademe. Hani bir futbolcu için, özellikle orta saha oyuncusu için ne diyorsunuz? Çevre kontrolü. Tabii. Değil mi? Şimdi Yekta'nın kaptırdığı topa bakacak olursanız aldı, solundan haberi yok. Bastı, aldı, pası attı. Öyle ve açık ya. Golü yedik değil mi? Bir de yandır, yan şekilde yani şey yaptı. O zaman şunu da diyebilir miyiz İsmail hocam? Sergen Hoca'nın oynatmak istediği kafasındaki oyunla sahadaki oyuncu profili birbiriyle uyuşuyor mu uyuşmuyor? Örtüşmüyor. Evet yani şimdi. Yani şimdi bir teknik direktör her şeyden önce yönetimden şunu ister İsmail hocam. Öncelikle transfer, sonrasında zaman. Şimdi Sergen hocanın şu an sorsak 2 haftada neden böyle oldu desek Sergen hocanın mazeretleri hazırdır. Doğal olarak hazırdır. Neden? Transferler yetişti mi? Yetişmedi. Burada da siz de hatta bir önceki hafta haberiniz vardı. Oyuncuyla anlaşılıyor. Tam uçağa binilecek. 100 bin euro fazladan mı? 150 bin euro fazla istedik. Şimdi oyuncuları da yetiştiremedik. O da var. Zaman anlamında da illaki Sergen Hoca'nın zamana ihtiyacı var. Tıpkı nasıl bir önce söyledik Bursa Spor'da Ertuğrul Hoca'nın, Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın nasıl zamana ihtiyacı var? 0 puan çekti. Sergen Hoca'nın da zamana ihtiyacı var. Bunu kabul edelim. Ama transferler de maalesef hem ligimiz hem Avrupa'da son ana kadar yapılmıyor. Şu noktada şunu kabul etmemiz gerekiyor. Sivasspor'un en kötü bir tane stoper alması lazım. En kötü. Hala. Şimdi, tabii John Boy stoper özelliği olan bir oyuncu ki direkt alındı stoper diye. Burada 3 oyuncudan bahsediyoruz stoper. Stoper 3'ünde sıkıntı çıktıysa oynatabileceğiniz tek bir oyuncu var. O da stoper değil Yiğit. Evet. Buraya kesinlikle bir stoper şart. Yani şurada kaç gün kaldı? 7 gün var. 7 gün. 1 hafta. Yani 31'inde bitiyor. Yani burada forvet transferinde yani. Biraz sonra geleceğiz. Baranes söylenecek ama ilk önce yazılması gereken şu an illa Sivasspor bir transfer yapması gerekiyorsa kesinlikle stoper alması gerekiyor. Da Costa gitti. Bugün izledim Olympiakos'un maçını. Oynuyordu. Ya Da Costa 11'deydi yani. Şimdi siz bak dün maç esnasında şu ifadeyi kullandınız. Bu benim çok hoşuma gitti. Paylaşmak istiyorum. Yani Galatasaray'dan siz Selçuk İnan'ı getirmediniz. Tamam. Diye bir şey söylediniz. Yanılmıyorsam. Ben bunu çok sevdim. Yani çünkü alacağınız futbolcu 2 hafta 3 hafta öncesinde kendine takım tabii bulunması yani için kadro dışı kaldı. Kadro dışı bıraktı. Sözleşmesini feshetti. Ya şimdi Yekta kötü futbolcu diye değil, burada değil, eleştirmiyoruz. Değil. Tabii. Ancak hala oynama zamanlaması. Yani şimdi Hollanda kampı geçmiş, buradaki kamp geçmiş, akabinde dönülmüş, hazırlık maçlarında görülmemiş, takıma adaptasyon nasıl, Atıf'ı tanımıyor, Adem'i tanımıyor, Hakan'ı yani tanımıyor derken oyun anlamında yan yana oynamamış bir futbolcu. Çıkıyorsunuz 68 kaçta çıktı? Ya şurada notlarım var. 76. 76'larda 80'lere doğru çıktı. 76. 79'da çıkmış.
79. dakikaya kadar, yani 80 dakika bu oyuncumuz Yekta. Bak yine söylüyorum. Ya sadece Yekta bazında doğru. Yani tüm sorumlu Yekta ama demek ben... yanlış olur ama şu İsmail Hocam, bu takımda ofansif hüviyetteki oyuncular sayalım. Batuhan, Atıf, Burhan, Hakan Özmert takım savunmasında kime yardımcı oluyor? Batuhan geliyor mu geri? Ben Burhan'ı bu maçta çok geri gelirken gördüm. Bu maçta. Şöyle söyleyeyim o zaman ben. Sisinyo'nun önünde kim oynuyor? Burhan. Burhan oynuyor. Erkan Kaş'ın önünde kim oynuyor? Atıf mı daha çok geriye geliyor, Burhan mı? Şu anda Atıf bu maçta çok inanılmaz. Şimdi çok Atıf ve Sisinyo ben her zaman şu kadroda antiparantez belirtiyorum, ayrı koyuyorum ikisine. Atıf her yere gidiyor. Ama Burhan özellikle Sisinyo yardım etmesi gerekirken Burhan bu maç haricinde, bir önceki yıl ve Galatasaray maçını da söyleyebiliriz, genelde gelmeyen bir oyuncu. Sisinyo'ya en çok yardım eden oyuncu yanında oynayan İbrahim Öztürk. Evet. Şimdi şöyle bir o zaman bir konsept çizelim. Galatasaray maçıyla bu maçı bir paket halinde şöyle bir gözümüzün önünde canlandıralım. 2-0 önde Galatasaray maçında Yiğit girdi, Orhan Gül'le girdi geçen hafta. 2-2'ye geldi oyun. Tabii onun faktörlerini geçen hafta konuştuk. Bu hafta bakıyorsunuz Yekta ile başladık ve inanılmaz bir 60 dakika oynadık. Ben bile inanamadım. Yani 3 pası bir arada yapamayan bir takım. Şunu söyleyeyim. 4 gol attı Eskişehirspor. 4. golden sonra Eskişehir tam anlamıyla gelmeye başladı. 4 golleri direkt bizim hatamız. Evet. Bir ara durdular dikkat ederseniz. Bir ara 3-2'den sonra zaten Sergen Hoca'nın da açıklaması var. 3-0'dan sonra bir durdular. 3-0'dan sonra durdular. Rehavet oldu ister istemez. İşte biraz da sıcağın etkisiyle. 4. goldeki işte o Yektan'ın atardan sonra. Tabii Sergen Hoca da bunu söyledi. Tekrar canlandılar. Tekrar canlandılar. Tekrar biz tam topumuzla, tüfeğimizle gittik. Biz burada felaket umutlandık Faruk Hocam. Ziya kardeşimle biz dedik herhalde ben şunu hatta kafamdan yavaş yavaş kurgulamaya başladım. Dedim dakika 80'e kadar 3'ü bulursak son dakikalarda 4'ü bile bulup yani tarihe geçecek maç olabilirdi o. 3-0'dan 4-3 maç olabilirdi. İyi bir geri dönüş oldu. Çok rahat oldu. Ama Mehdi'nin hatasında ben golün geldiğini anladım. Evet. Akabinde son İbrahim'in hatasıyla zaten Gekas gibi oyuncunun tam istediği pozisyonu Laval kurdu. Aldı at dedi. Gekas'a zaten yapacak bir şey kalmadı. Yani Laval'la mesela Toko'nun oynadığı futbolu Toko çok agresifti. Agresifti ve Atıf'ı da oynatmadı. Atıf hiç oynatmadı. Dikkat et 90 dakikada yine arkasındaydı. Ya. Peki ben olaya farklı bir pencereden bir bakmaya çalışayım. Şimdi Sivasspor'da o gün yani dün dündü değil mi maçı? Dün X bir futbolcumuz oyundan atılmış olsa idi. 10 kişi kalsak idi. İlk dakikalarda bundan daha kötü bir sonuç olur muydu? Baktığınız zaman. Daha bile iyi olabilirdi. Bak şimdi ben şuraya geleceğim. Şimdi oyuncuların psikolojik bir yapısı var değil mi saha içerisinde? Hocam değil mi? Yıllarda daha oynadım. Bir disiplinli 11 kişi oynadığımızı güveniyoruz. İşte Ümit nerede oynuyor? İbrahim nerede oynuyor? Öbürü nerede oynuyor? Teker teker hepsi. Sen biliyorsun ki ya İsmail diyorsun işte filanca yerinde. Değil mi? Güveniyorsun. Kırmızı kartla ben olmamış olsam ne yapacaksın? Güvenmeyeceksin. Tabii. Doğru mu hocam? Şimdi bizim... Umutlu çıktık. Bir de umutlu çıktık. O havamız var ama. Tabii havamız vardı. Şimdi Galatasaray gibi bir takım... Taraftar desteği var. Şimdi oyuncu da ister istemez oyuncu şunu diyor. Şimdi taraftar gelmiş. 100 tane Sivasspor taraftarı var. Maçını gördük. Çok da güzel görüntüler vardı. Oyuncularımız da taraftarlar arasında. Dün maç olarak da görüyoruz. Tabii Galatasaray'dan bir puan almışsın ilk hafta. Ne olursa olsun 2-0'dan verdin ama ilk hafta puan alarak başlamışsın lige. İster istemez bir rehavet. Maçın başında bir rehavet vardı. Evet. Ki Eskişehirspor da bunu çok iyi kullandı. Ufaktan da olsa baskıyla başladı. Ümit'in hatası Faruk Hocam zaten işin rengini ilk dakikada değiştirdi. Bence 20. ikinci golden sonra bir de başlayın. Ümit'in kesinlikle çıkması lazımdı. Evet. Ya bir ben kırmızı kart da görecek dedim zaten. Aynen. Hatta onu biz canlı yayında söyledik Faruk Hocam. Bir önce ilk hafta Gaziantep'li Elyasa'nın Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartın neredeyse benzeriydi. O biraz daha ağırdı. Direkt kırmızı gördü. Ümit atılabiliriz. Doğru. Tabii. Yani o şunu gösterdi ki Ümit oyundan koptu. Gitti ya onun için. Ümit koptu oyundan. 90 dakikayı bile psikolojiyle ama şimdi John Boy durumu ne? Onu da bilemiyor. Sergen Hoca'nın eli kolu bağlı olabilir. Ki aynı durumu biraz sonra Batuhan için de söyleyeceğiz. Yani Batuhan'ı şu noktaya getiren Sergen Hoca'dır. Batuhan eğer bu yıl bu takımda yer alıyorsa Sergen Hoca sayesinde yer alıyor. Kendini topladı.
Ama alternatif var mı şu an Batuhan'ın? Eskişehir maçında yoktu. Barales kadroda mı? Değil. Enarombo kadroda mı? Değil. Beykan forvet oynayabiliyor. Kadroda mı? Değil. Abalo tam forvet değil. Forvet arkası. Batuhan bu haftalarda şanslı. Ha, önümüzdeki hafta Enarombo iyileşir. Bu hafta Beykan var. Tabii. Barales var. Enarombo iyileşir. Barales gelecek. Sonra Enarombo. Batuhan da yavaş yavaş kızağa çekilebilir. Ki Abalo girer girmez gol attı. Çok kaliteli bir isim. Yavaş yavaş da Sergen Hoca'nın eli de kuvvetlenecek. Bir sonraki hafta John Boy İbrahim de başlayabilir biraz, hocam. Yani ümit de çekebilir. Tabii gerek biraz bencine. Yani şey tabiriyle biraz zaman ihtiyacımız var. Onu söylemek isterim ben. Sanki soruyu izleyicimizin bir tanesi soru sormuş. Soruyu duymuş gibi konuştunuz. Ben de onun için tebessüm ettim. Osmaniye'den bir izleyicimiz sağ olsunlar özellikle soruyor. Bu kadar tecrübeli bir defans oyuncularımız varken bu hatalar nasıl yapılır diye birinci soruyu sormuş. Sonra Sergen Yalçın'a bir soru, yani Sergen Yalçın'a sormamız gereken bir soru olduğunu düşünerek sormuş herhalde. Bizi Batuhan'dan ne zaman kurtaracak şeklinde. Ya Sergen Hoca'nın eli kolu bağlı. Bunu kabul edelim. Yani biraz önce söylediklerimizi tekrar etmeyelim. Alternatifi yoktu. Bu maça çıkarken tek pivot özelliği olan santrofor Batuhan'da. Abalo oynadı. Abalo kariyerinde baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'nde de forvet oynamış. Hatta bir önceki yıl Faruk Hocam attığı iki golün ikisini de Liverpool atmış bir oyuncu. Barales. Yok, Abalo'dan bahsediyorum. Abalo'dan. Ama bir de 2-0 geridesin, senin şişirme toplara da ihtiyacın var. Batuhan orada zaten de hem alternatifi yok hem de maçın gidişatı Batuhan'ı kesinlikle oyunda tuttu. Bunu söyleyelim. Bir de böyle yine Tahsin Bey transferlerim bir görüş beyan etmiş. Transferlerin boşa yapıldığıyla alakalı bir görüş. Transferler gerçekten boşa mı yapıldı? Değil, yok, ben buna katılmıyorum. Transferler yok, öyle fena değil. Şimdi biraz zaman istiyor. İsmail Hocam, defans dörtlüsünü ikiye bölersek eğer, şöyle bölersek. Sağ bek Sisinho. Sisinho'nun yanında kim oynuyor? Sisinho'nun alternatifi var mı hocam? Sisinho'nun alternatifi zaten yok. Ben diziliş olarak söyleyeceğim hocam. Sisinho'nun yanında kim oynuyor? İbrahim Öztürk. Sisinho kaç yaşında? 35. İbrahim Öztürk kaç yaşında? 34. O da 79'lu galiba. 34, o da 35 yaşında. Yani. İkisi de tecrübeli mi? Kesinlikle. Genelde o ikiliden pek hata çıkmıyor. Dönüyorum defansın sol tarafına. Erkan Kaş 24 yaşında. Ümit kaç yaşında? 24 yaşında. Şimdi Erkan Kaş. Şimdi bak, Erkan Kaş defansın sol tarafı 24 yaş ortalaması. Sağ tarafı 35. Ümit işte hata yapar. İkinci golde Erkan'a da dikkat edin İsmail Hocam. Erkan'ın da kademeye geldiğini görüyoruz. Kadem hatası var orada. Sisinho tam tersi. Ama sola kademeye giderken Erkan Kaş çok geç kaldı ve direkt ikinci golde yedi. Ama Erkan Kaş'a şöyle bir parantez açın. Erkan Kaş sol bek değil. Değil. Tabii değil. Yeni adapte olmaya çalışıyor. Ben iki maçtır Erkan'a Peki bir soru. Fatih Çıplak'ın verilmesini doğru buluyor musunuz? Kesinlikle yanlış. Yani bana da öyle geliyor. Yani şimdi çünkü senin elinde sol tarafta oyuncu nereden çıktı yani? Sol tarafta oyuncu şey yapıyorsun. Şimdi hani İlerleyen zamanlarda Fatih'i vermeseydin eğer Erkan'ı ileri solda Atıf'ın cezalı, sakat veya ne bileyim oyuncu değişikliği olmadığı durumda Erkan'ı tabii kullanabilirsin. Orada Karagöz kullandı. Erkan'ı kullanırken Tolunay Hoca ileride solda kullandı Erkan Kaş'ı. İyi işler de yaptı. Direkt dikin oynayabilen bir oyuncu. Erkan'ı şimdi sen kullanırsan Ziya'nın iyileşmesini beklemek zorundasın. Tabii. Şimdi Ziya iyileşse dahi Ziya ileride sakatlanmayacak mı Faruk Hoca? Ceza duruma düşmeyecek mi? Yani Fatih'in ben sen Erkan'ı ileriden aldın. Yani Sergen Hoca şunu diyor bize. Bu yıl ben Erkan Kaş'ı defansı sonunda kullanacağım. Ya bana göre Fatih'i ben kullanmayacağım demek istedim. Tabii Fatih'i kullanmayacak. Bir şey olursa başka bir şey alternatif bulacak. Ümit'i yani ara ara Ümit'i sol bekte denedi. Sol bekte en kötü ihtimal Ümit deneyebilir. Hocam Allah aşkına Ümit'i hiç sola getirmeyin. Ama deniyor işte. Şimdi modern futbolda artık kanat oyuncuları özellikle sağ bek sol beklerin hücum ve ofansif özellikleri olabilen tiplerden daha çok şey prim yapıyor değil mi hocam yani? Hocam Dünya Kupası'nda Kayt sol bek oynadı. Şimdi, son Dünya Kupası'nda Kayt gibi bir oyuncu Dünya Kupası yarı finalinde Musa Sinan oynattı. Musa Sinan Mancini, Sabri'yi sol bek oynattı. Şimdi çok deniyorlar. Çok maalesef olmaması lazım. Aynı fikirdeyiz hocam. Ama artık teknik direktörler, ben şuna da karşıyım hocam. Sizin söylediğinize paralel söylüyorum. Bir de şöyle moda oldu. Kariyeri boyunca santrafor oynamış oyuncuyu sol ayağda sağ açıkta oynatıyorlar. Sol. Evet. Fransa Ligi'nde gol kralı olmuş oyuncuyu biz getiriyoruz. Sol kanatta oynatıyoruz. Kayt forvet oynamış Liverpool'da, Feyenoord'da sağ açık oynatıyoruz. Bunları yapıyorlar. Burak Yılmaz olmadı mı? Sağ açık oynamadı mı?
Oynadı. Ya yani maalesef bu değişiklikleri herkes yapıyor hocam. Ligimizde de var. Yani bu kaydı sol bekte oynatan hoca Luis Farga. Şu an Manchester United'ın hocası. Sol bekte denedi. Peki bu hangisiydi hocam? Hoca teknik direktörlerden biri Süper Lig'i çalıştıranlardan. Belki Sergen Yalçın olabilir. Şu anda çok emin olmamakla birlikte. Sporcu hani futbolcuya mevki ne demek dedi ya? Nereye koyacaksan orada oynamak zorunda dedi yani. Yani futbolcu istediği yerde oynamayacak. Yani futbolcuya tercih hakkı... verimlilik farklı bir şey. Bak ona girmiyorum ama hoca gözü... Futbolcuyu motive etmek adına ya da eksik olacağın bir maçta... Ya nedir? Belli yani eksik çıkacaksın. O hafta içi hoca oyuncuyu hazırlar. Dersen burada oynayacaksın. O olur. Ama şimdi yani hocam... forvet oynayan oyuncuyu da ya ne bileyim kanadı çekmek, orta yani sahaya çekmek... Yani Ertuğrul Sağlam bu ülkede stoper oynadı. Kenan'cığım şöyle yani biz tutup da hani Eto'yu getir stoper oynat gibisinden değerlendirmiyoruz. Mesela Erkan Kaş üzerinden gitmeye çalışıyorum. Erkan Kaş iki maçtır iyi futbol oynuyor. Yok iyi oyuncu. Bir hatasına rağmen bak kadem hatası yaptı eyvallah ona tamam. Onun haricinde bilmem katılır mısın hocam Erkan Kaş benim hoşuma gidiyor iki maçtır. Yok fena değil. Şimdi bak kuvvetli mi? Kuvvetli. Evet, sağ ve sol ayaklarını da kullanabiliyor taşıyor, mu? Taşıyor, top taşıyor, kullanıyor. Orta atıyor. Hani bu hafta final pasları Erkan'ın değil, ön yok. Plana çıkamaması en büyük nedenlerinden biri. Toko nasıl artık engellediyse Erkan'ı da çıkartmadı. Tabii. Peki. İki kişiyi birden fark etti. Tabii kesinlikle. Çok agresif. Ve agresifti. Kaliteli bir oyuncu. Faul yapıyor, kendi transfer. Düşüyordu, tabii, tabii. Kaldırıyor. Ben ilk defa Atıf'ın bir futbolcuyla bu kadar tartışını gördüm Faruk Hoca. Bak şimdi. Toko'yla Atıf bayağı sinirlendi. Çünkü tekme de atmaya başladı Toko. Şimdi bozdu. Bizim sol tarafımızı Toko bozdu. Atıf istekli olmasına rağmen. Şimdi bak bu şöyle bir şey. Bu bir de zincir halkasıyla bağlayın birbirine. Atıf artık Türkiye tanıyor mu? Tanıyor. Flash isimlerinden biri bana göre. Şu anda hangi takıma koysanız rahatlıkla oynayacak bir futbolcu. Dikine oynayıp adam geçebilen tek iki adam. Haftada ben Nani'nin bu kadar adam geçtiğini zannetmiyorum. Baksınlar Nani'den daha çok adam geçmiş. Çok rahat geçiyor. Yani çok rahat yani. Tıkır tıkır işliyoruz. Yani gerçekten. Yani bu yıl bizim hatta ben ilk haftada söyledim. En büyük transferimiz Atıf ve Sisinyon'un takımda kalması. Zincirin evet. Halkasını tamamlayayım. Bugün Yekta ile Atıf'ın pas trafiği yoktu. Sıfır. Sıfırdı bak. Sıfır. Zaten birbirlerini tanımıyorlar. Takım yapısına az önce arkadaşlarımız ekrana yansıttın da gördük orada da misal Yekta ön tarafta görünüyor. Arka tarafta görünüyor Adem'le ama. Adem'le yan yana gözüküyor. Görünüyor ama önde oynadı. Hakan daha çok. Yani 4-1 gibiydi yani. 4-1-2. Şimdi Yekta ile Atıf'ın arasındaki pas trafiği de olmayınca, yaklaşamayınca. Çünkü ben öyle gördüm. Yekta bak yine söylüyorum tırnak içerisinde kötü futbolcu değil. Ancak şu anda takımı adaptasyon sürecinde olan bir futbolcu olduğu için bugün Eskişehir maçının birinci öncelikli kaybetme sebeplerimizden bir tanesidir kadroda yer alması. İkinci öncelikli olarak da yine söyleyebiliriz Ümit'in arkadaşı. Tabii dediğiniz doğru hayatının son 7 ya da 8 yılını İstanbul'da geçiren bir oyuncunun birden bir Anadolu takımına gelip 3-4 gün antrenmana çıkıp ilk hafta 11'e alınmasının maalesef biz hüsranını yaşadık. Evet. Kolay değil yani. Genç bir oyuncudan bahsediyoruz. Birden bir Anadolu şehrine gelip dediğim gibi adapte olması her ne kadar Türk oyuncu tamam. Yekta ligimizde iyi biliyor. 30 ama. Tabii yaş 30 ama işte 3 yıllık Kasımpaşa kariyeri bunun akabinde 5-6 yıllık Galatasaray kariyeri hiç İstanbul'dan çıkmamış. Kolay değil bu tarz şeyler. Ama maalesef ilerleyen haftalarda Yekta çok iş yapar. Tam oraya gelecektim. Şimdi bak. Çok iş yapar. Çok iş yapar ama erken. Hocam, 1-2-3 haftası var Yekta'nın. Adem'i bir kenara bırakın. Benim için Adem gerçekten ayrıcalıklı bir futbolcu. Aynı fikirdeyim. Şu an dediğim gibi banko yazarsın. Kesinlikle. Adem banko yazarsın. Adem'i şöyle bir kenara bırakın. Burada birçok taraftarımız beğenmiyor olabilir ama bu futbolu güzelleştiren unsur da herkesin farklı görüşte olması. Tabii canım tabii ki. Adem'in özellikle defansif özelliği çok çok uçta. Tek zaten. Gerçekten çok tek uçta. Tek oyuncu hocam tek yani. 3-4 tane adam sayalım şimdi. Şimdi o grup içinde ben defansif özellikle birazcık Yiğit'i sayabilirsin. Yiğit. Pasifte Orhan Gülle'yi ama o da hazır değil. Şimdi Adem'i bir kenara ayırdık tamam, hocam. Ayırdık. 4 tane futbolcu sayalım. Yekta, Yiğit, Mehdi. Orhan, Mehdi. Şimdi bunlardan, Hakan. Bunların içerisinde
Hakan. Hakan da aslında oraların oyuncusu. Hakan 5 futbolcu. Şimdi baktığınız zaman... Yani bu 5 kişi o 2 göbeğe idare edecek. Bu baktığınız zaman Adem arkada oynayıp diğer ikisi hücuma daha atraksiyon katacak bir oyuncu tipi olduğu için baktığınız zaman Yekta 2-3 hafta sonra bu takımın yıldızlarından olmayan Namzet mi hocam? Namzet. Evet, kesinlikle, kesinlikle değil mi? Aynen. Bizim şu anda konuştuğumuz şey Eskişehir maçının mağlubiyet sebepleri. Yani belki de iyi oldu diyorum ya, mağlubiyetlerde belki de hayır var. Şunu söyleyelim. Bundan sonraki haftalarda Sivasspor'un hem dizilişi lazım. Değişme ihtimali değişecek. Yüksek hem de isim olarak ben ilerleyen haftalarda çok değişik şeyler olacak. İstediğiniz Barales bu takımda oynar. Kesin. Abalo kariyeriyle oynar. Şurası bir gerçek. Şurası bir gerçek. Neydi Hakan şey? Özmert'in yedek bencine doğru gelme ihtimali yüksek. Neden? Çünkü Hakan Özmert'i direkt forvet arkasında oynatıyor. Sağda Burhan, solda Atıf, Batuhan'ın arkası Hakan. John Boy da tabii defans anlamında değişecek. Abalo'yu ya Burhan'ın yerinde oynatacak ilerleyen haftalarda Sergen Hoca ya da Hakan'ın yerinde oynatacak forvet arkası. Bu güzel. Kesinlikle değişecek yani. Böyle gitmez. Güzel yorumlarımızı aradan sonra bence devam ettirelim Tanya hocam. Abalo'dan faydalanacak. Evet. Bir çay arası verelim. Kısa bir ara. Dönüşte birlikteyiz. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor değerli futbol severler. Sayın hocam, biraz önce oyunculardan bahsettik. Bunların içerisinde dedik hani Yekta'yı... Defans özelliğin. Yekta'nın yıldız olabileceğini, yani defans özelliği olarak Adem'in çok çok iyi, üst düzey bir oyuncu olduğunu bahsettik. Peki bunlardan ileriki haftalarda işte Adem'i de takımda koyarak bir kadro da oluşturacak olsanız o ikiliyi kim oynatırsınız? Mehdi var, Yekta da oynayacaktır bu şekilde devam ederse. Hakan var, Yiğit var, Orhan var. Siz bir tercih yapacak olsanız hangisini tercih ederdiniz? Şimdi baktığın zaman Sergen Hoca'nın elindeki portföyü hemen hemen yavaş yavaş belirleniyor. Yani haftalık yapılan 3 transferden sonra. Evet. Tabii şimdi şu olsun bu olsun diye bir seçim yapmak yanlış olur. Futbolcularla çalışan zaten hocadır. Onlarla çalışan olan hocadır. Maçların özelliğine göre artık bu 6 tane orta alan futbolcusundan ikisini mutlaka şans verecektir. Dediğin gibi tabii ki hem tecrübesiyle hem defansif özelliğiyle hem ofansif özelliğiyle Adem'i ayrı tutmak lazım. Evet. Ama tabii onun yanına onun partneri kim olacak? Bu açıdan da bakacak olursak, tabii ilerleyen haftalarda sizinle aynı fikirdeyim. Yekta'nın yavaş yavaş ağırlığını koyacağını düşünüyorum ama bu hafta için tabii ki eleştirimiz söz konusu. Biraz erken oldu Yekta'nın görev alması. Tabii ki bunun akabinde bir de hatalı bir pas hatası, topu kaptırıp kalemizde golü de gördük. Burada tabii ki büyük hatası da var Yekta'nın. Yani ortalandaki geçmiş yıllardaki gibi sadece Adem, işte Hakan, işte Kadir'e kalan bir orta saha değil de 6 tane bol seçenekli bir orta saha şeyleri var. Evet. Yani zenginleşiyor. Forvet'te Batuhan'a sadece tabi kalmamız da bu haftadan itibaren kayboluyor. Bir Barales söz konusu. Yani onun forma girmesini bekleyeceğiz. Belki bu hafta yine Batuhan'la başlayıp ilerleyen dakikalarda Barales'e görev verebilir. Barales o formayı aldıktan sonra yani şey yaptıktan sonra belki zaman içerisinde Enaram'ın da kuvvetleneceğini tekrar eski günlerine şey edeceğini yani alternatifi bol bir alternatifleri kuvvet. Artık Sergen Hoca'nın yavaş yavaş artıyor. Dani Abolo'nun
kazandıracağını ben düşünüyorum. Zaman içerisinde Orhan Gülle'yi kullanacaktır. Tabii ki seçeneklerimiz bol. İki kulvarda şey oynayacağız. İlerleyeceğiz. Hem kupa maçı da var. Yani maç eksikliğini giderecek şeylerimiz var. Tabii ki burada şeyin de stoperin adı neydi? Kayseri'den aldığımız. Çoğu boyun da görev alması biraz da Ümit'e biraz çeki düzen verdirecektir diye hocam, düşünüyorum. Hocam Ümit'in kartı cebinde geziyor. Heh, o her an canlı bomba gibi duruyor. Gerçekten tabii ki orada bir stopere geziyor. İhtiyacımız vardı ama Kenan'a ben katılıyorum. Bir stoper daha alınması şimdi, zaruret diye düşünüyorum bir ben. Takımı İsmail hocam bir binaya benzetirsek takımın taşıyıcı kolonları olması gerekiyor. Evet. Bu taşıyıcı kolonlar da takım için stoperler ve ön liberolardır. Kaleciyi söylemeye gerek yok. Genel sonra o bölgeleri konuşuruz dikkat ederseniz. Tabii aynen. Yani bu takımın taşıyıcı kolonları kim? Adem, Ümit, İbrahim, Comboy. Bu dizilişte bunlar hep yani önden oynayan oyuncular. En tehlikeli bölgeler. Bina ayak tutacak olan bu. Kolonlar. Binanın kolonları bunlar. Şimdi sen burada hata yaparsan, dün gördün 4 tane gol yersin. Eskişehirspor'un bu yıl ligi nerede bitireceğini ben merak ediyorum. İlk onun içine kesinlikle yer almayacak da. Düşmeye yakın oynar. Bana göre de öyle. Ya biz bu takımdan 4 gol yiyorsak demek ki biz o kolonları tam anlamıyla yerine oturtamadık. Şimdi bak 2 tane teknik direktör örneği vereyim size. Biri Löw, Alman milli takımının. Diğeri de Brezilya'da milli takım Pajera. Evet. Fenerbahçe'de bir ara çalıştı. İkisinin de sistem olarak yapmış olduğu az önce sizin söylediğiniz o birinci bölgede yani kendi takımının birinci bölgesi rakip takımın üçüncü bölgesi olarak nitelendiririz. O çatısı iyi oluşturan takımlar kolay mağlup olmuyor. Fenerbahçe'de Uche Hök. Evet yani. Galatasaray'da o Popescu, Bülent. Bunlar sağlam olduğu zaman Falco, bir şekilde Falco ve Stumpf. Beşiktaş'ta o şeyde Zago, 2003'te Zago'yla Zago, Ronaldo. Evet. Aynen öyle. Yani o işleri yapmamız lazım. Birbirini tamamlayan tabii, ikiliye ihtiyacımız var. Takostayı arar mıyız, aramaz mıyız? John Boy'un performansına bağlı. Şu anki görüntü itibariyle arayacağımız yani. Kesin. Bak John Boy katmadan şu anki görüntü itibariyle baktığınız zaman Ümit geçen sene bu İbrahim Öztürk'le oynayan bir futbolcu ama ben geçen seneden bugüne kadar hep aynı şeyi tekrar ettik. Dedik ki ya Ümit hakikaten çok potansiyel, kartı cebinde gezen bir futbolcu. Ya arkadaşım yani şimdi hocam yanılıyorsam lütfen müdahale edin. Bir defans oyuncusu, bak bir tane bariz bir örnek vereyim. Ben buna çok sinir olduğum için örnek veriyorum. Yaklaşık out çizgisine yakın, hiçbir tehlikesi olmayan bir bölgede bir defans oyuncusu forvetle çıkıp faul yaptırmanın bir esprisi var mı hocam? Tam tersi de forvet oyuncusunun rakip alanda atak olgunlaşmaya dönükken faul yapmasının bir esprisi var mı? Şimdi Ümit'e bakıyorum. Ve sarı kart görmesini. Ya işte çok enteresan geliyor ben. Yani köşe bayrağının orada bir yerde top hani kafaya çıksa rakip forvet oyuncularından bir tanesi kafa vursa gideceği bölge nereye acaba onu düşünmek lazım. Bunu futbolcu düşünmüyor mu? Değil mi hocam ya? İsmail hocam bir de şöyle bir durum var. Bir takımda aynı anda 11 oyuncu sorumluluk alamaz. Sonu felaket olur. Tabii, ya bu takımda tabii. Sorumluluk alacak oyuncular belli. Defans hattında da belli, orta sahada da belli, ileride de belli. 11'ler belli olduktan sonra ben iddia ediyorum. Batuhan'la Atif gördükleri zaman kesin demiştir, eyvah demiştir. Çünkü geriye gelecekler. Biliyor oyuncu şimdi akıllı. Şimdi Yekta'ya bakıyor. 3 gün önce katılmış. Hazır değil. Hakan Özmert keza yine dediğimiz gibi ofansif özelliği olan bir oyuncu. İkinci yarı zaten komple öldüler onlar. Adem'i de aldı. Tamam. Yani orada yani bütün işte pim çekildi. Ya tutacak ya tutmayacaktı. İkinci golde tuttu ikinci gole kadar. Hakikaten çok iyi gidiyorduk. Ama patlayacağı yerde hemen akabinde geldi. Direkt söyleyelim hatta hep söylüyoruz bunu ama Mehdi ve İbrahim'in hatasından gelen golle zaten dediğimiz gibi yani oyuncular kurulan özellikle Atif bakıyordur 11'e. Acaba biz bugün ne yapacağız? Arkamda kim var? Önümde kim var? Kimle oynayacağım? Oyunun gidişatı nasıl olur? Bir 10 dakika içinde zaten belli oldu. Dediğim gibi Atif'le Batuhan demiştir, eyvah demiştir. Ben orta sahaya kadar geleceğim. İleride yorulacağım. Yani bir şekilde oyunu tamamlamayacakları belliydi ama Atif'i ben burada yine kutluyorum. Atif yine dedim ya biraz önce. Bütün oyuncular sorumluluk alamaz. Burada sorumluluk alacak oyuncular belli. Sinyo'dur, Atıf'tır, ara ara Burhan'dır. Atıf bunu yaptı. Atıf zaten yaptıktan sonra iki golde Atıf'ın
kişisel becerilerinden sonra geldi. İkinci golde defansın hatasını evet. iyi değerlendirdi. Dönen top köşe vuruşundan gelen gol. Keza yani burada o ön libero ve stoper hattını iyi oluşturmamız gerekiyor. Son iki maçta da ideal diziliş değildi. Evet. Kesinlikle değildi. Değil yani. Tabii değişikliğe vuracak mı takım? Şimdi Barales'in bir görüntüleri gelecek ekrana. Yunan Ligi'ndeki Yunan şey Ligi, gol kralı. Arkadaşlarımız ekrana getirirlerse ondan bir VTR'si var. Etkili bir forvete benziyor. Bakalım. Σέντρα, κεφαλιά του Μπαράλες, γκολ! Ευκαιρία για τον Αστέρα, το γύρισμα για τον Μπαράλες, γκολ! Έπιασε την κεφαλιά ο Μπαράλες, είναι το γκολ! Το Φερνάντες μοιράζει τον Μπαράλες 4-2. Σουτάρι 1-0 για τον Αστέρα Τρίπολης με τον Τζερόνιμο Μπαράλες. Έχει χώρο για να βγάλει τη σέντρα για τον Μπαράλες. Η κεφαλιά θα δείχνει, όχι, δοκάρι και γκολ. Μπαράλες, ο Βελίδης δύσκολα, ο Μπαράλες από κοντά 2-0. Μπαράλες, κεφαλιά, 1-0 ο Αστέρας. Μπαράλες, τσιπά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ. Καλοκτυπημένο από το ρόλε, η κεφαλιά 1-0, ο Μπαράλες. Ευκαιρία για τον Αστέρα, την έχασε ο Μπαράλες, 2-0. Μπαράλες, καταπληκτικό γκολ για τον Αστέρα, 79. Καταπληκτικό γκολ από τον Μπαράλες. Έπιασε την κεφαλιά ο Μπαράλες, είναι το γκολ. Μπαράλες, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά του Μπαράλες, γκολ! Evet sevgili Kenan, Barales'i izledik. Barales'in fiziği falan da çok iyi. Her türlü pozisyonun içerisinde. Şimdi birlikte bağlamaya çalışıyorum. 48'de 3-0 oldu. İkinci yarıya Abolo'yla Mehdi oyuna girdi. Evet. Adem Hakan oyun dışı kaldı. Yekta yine oyundaydı. Akabinde gol geldi. Tekrar işte Yekta'nın hatasından gol geldi. Ve sonraki dakikalarda yavaş yavaş Sivasspor biraz ivme kazandı.
ve dolayısıyla arka arkaya da iki tane gol bulduk. Güzel de goldü. Özellikle Abalo'nun golü çok jeneriklik bir goldü. Siz bu geri dönüşü nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne oldu da bir anda 3-0'dan tekrardan döndük? Eskişehir mi o ara oyundan düştü? Biz mi orta sahaya daha çok hakim olmaya başladık? İkisi de vardı. Ya Eskişehir Spor'da 3-0 yakaladıktan sonra bir de maçın saati normalde 2 haftada 9.45 ve 10. Bir önceki hafta Galatasaray maçımız saat 10'daydı. Bu hafta 7.30. Eskişehir gibi yine İç Anadolu'da olan bir şehre göre bence erken bir saatti. Sıcak. Biraz sıcaktı. Sıcağın etkisiyle de tabii 3-0'a yakalamış Eskişehir. İster istemez zaten oyun yoktu İsmail Hocam. Eskişehir'de oyun yoktu, bunu kabul edelim. Yani bizim hatalarımızdan 3-0 oldu. 3-0'da olunca ister istemez oyuncu yavaş yavaş kendini geri çekiyor. 3-0'ın üstüne yatmaya çalışıyor. Biraz da bizim oyuncularımız da bırakmadı. Ben biraz o hırsı gördüm. Burhan'ın, Atıf'ın biraz isteği 3-0'dan sonra en azından atabildiğimiz kadar atalım. Yani 3'e yedik de 1 mi olur, 2 mi olur? Yani mücadelemizi ortaya koyalım diye yaptıkları mücadelenin arkasında tabii 2 gol geldi. Burada Abalo faktörünü tabii söyleyelim. Yani İsmail Hocam. Abalo'nun attığı golde Sinyon'un da bu sezonki ilk asisti geldi. İyi bir asisti. Tabii ikinci golde de yine Sinyon'un köşe vuruşundan önce Ümit vurdu. Ümit. Sonra Burhan. En sonunda da Batuhan'ın iyi noktada olması golü getirdi. Barales neyi değiştirir? Biraz önce videosunu gördük. Gol vuruşları. Çok iyi bir forvet öncelikle. Yani videodan değerlendirirsek. Evet. Tabii bundan sonraki haftalarda daha net bir şeyler söyleyebiliriz ligimiz için. Şunu söyleyelim. Bu yıl Yunanistan'dan iki transferimiz oldu. Bir kaleci. Süper Lig olarak. Kendi adımıza iki. Liga anlamında şöyle söyleyelim. Şampiyon takımın teknik direktörünü Fenerbahçe getirdi. Olympiakos'un hocasını Fenerbahçe getirdi. Ligin gol kuralını da Sivasspor getirdi. Evet. Evet. İnşallah Barales bize katkı sağlayacaktır. 32 maçta 17 golü var İsmail Hocam. Bir de şu faktörü değerlendirelim. Bu golleri Olympiakos, Panathinaikos, AYK gibi A kalite o ligin iyi takımlarında değil, Asteras gibi daha ziyade 5 ile 10 arası oynayan Asteras takımlarda atması da önemli. Hatta Avrupa Ligi'nde de yer aldı Asteras. Beşiktaş'ta aynı gruptaydı. Beşiktaş'a da Yunanistan'da 2-2 biten maçta da golün birini yine Barales attı. İyi bir oyuncu. Bir avantajı da şu İsmail Hocam. Şimdi özellikle ligimiz için Güney Amerika'dan direkt getirilen oyuncuların adapte sorunu oluyor. Yani Brezilyalısı, Arjantinlisi, Perulusu, Bolivyalısı, kimi sayar Meksikalısı. Bu da Arjantinli ama Yunan Ligi'nde oynamıştı. Yunan direkt gelmediği için adapte sorunun ben az olacağını düşünüyorum. Yani Yunanistan Ligi'nde ben bu adapte sorununu attığını düşündüm ki attığı 32 maçta 17 gol iyi bir sayı forvet için. Bir de izledik attığı her 5 golden 3'ü 4'ü kafa. Müthiş. Yani kafa golcüsü bulmak şu devirde hem ligimiz açısından hem Avrupa'da hakikaten zor. Her türlü vuruyor. Yani ön direkten arkaya, arka direkten öne hatayı kolluyor. Özellikle Sisinyon'un, Atıf'ın, Abolo'nun ben Barales'i iyi bir şekilde beslerse 15 gol rahat atacağını düşünüyorum Barales. Peki Abolo konusuna biraz değinelim. Abolo Kenan biraz Abolucu gibi. Abolo bitiremiyor. ama şimdi futbolcunun kumaşı. Şimdi altyapı kumaş İspanyol. İspanyol Celta Vigo altyapısında yetişmiş. Ben baktım. Bir de hep söyledim bunu. Şampiyonlar Ligi tecrübesi var. İyi bir oyuncu. Kendini göstermek isteyen bir oyuncu. Bir de dün dikkat ettiniz mi hocam? Attığı golden sonra direkt bütün oyuncular orta sahaya çekti. Evet. Yani bu maç bitmedi. Bir de inanç var oyuncuda. Ama kendini göstermek aynı istiyor. Aynı duyguyu Batuhan için de söyleyebiliriz. Batuhan için de söyleriz. Tabii tabii. Kesinlikle. Suratındaki ifade, eliyle hadin falan. Şimdi şu da var. Abolo'nun bu hareketi şunu da gösterir. Bence adaptasyon sorununu atlattı Abolo. Yani bu takıma ben alıştım, bu şehre alıştım, ülkeye alıştım mesajı. Tam tersi olsaydı bu kadar şey yapmazdı yani. Abolo hırslanmazdı. Hollanda kampında vardı değil mi? Gitti oraya. Tabii tabii orada iki golü var Abolo'nun. Faruk Hocam. Evet. Yani hazırlık maçlarında iki golü var. Abolo'nun ve John Boy'un, Yekta'nın tam anlamıyla oluşturduğu uyum. Bir de ben yine Sivasspor'un ben sezonu yani transfer sezonunu kapattığını düşünmüyorum. En kötü bir hatta başkanın ifadesi var ama. Aynen. İki oyuncu bile alınabilir.
O transferlerle beraber yavaş yavaş bir iki hafta, üç hafta sonra milli takım arası geliyor Faruk Hocam. Siz de söylediğiniz gibi. Evet, bize ilaç gibi olacak o. Şeyle, Litvanya bütün takımlara başlıyor. İyi gelecek ama özellikle bize ilaç gibi gelecektir o. O yapılacak transferlerle ben Sivasspor'un, çünkü isim isim değerlendirdiğimiz zaman iyi oyuncular. Paralel şimdi kafamıza çizelim. Ya bizim şimdi Kenan bir belli bir çekirde kadromuz var yani. Yani iskeletimiz evet. Belli bizim takımımızın zaten. Evet. Ama bu takviyelerle zaten geçmişte yedek kulübesine baktığın zaman hocalar acaba kime alayım da oyunu değiştireyim. Bir de ben şu anlamda olumlu düşündüğüm bazı durumlar var. Sergen Hoca'nın gönderdiği oyuncular genelde forma şansı bulamayan oyunculardı. Yani temizliği iyi yaptı. 11'de olan oyuncular genelde kaybetmedi. Sadece işte tabii. Kadir'i de zaten kesmeye başlamıştı İsmail Hocam. Evet. Kadir aklında yoktu. O mesajı Sergen Hoca Kadir'e onu dedi yani. İkinci yarıda oynatmadı. Ben seni giden diğer oyuncuları tek tek değerlendirdiğimiz zaman Sergen Hoca biliyordu ki ben bunları 11'de oynatmam. Bunlar nasıl olsa yedektediler. Aldığı en oyunculardan iyisi. Da faydalanmaya başladı. Erkan Kaş'ı direkt adapte etti. Yekta bu takımda Hakan direkt oynuyor. Kaleciyi oynattı. Şimdi, Musa'yı da oynatmam dedi. Musa'yı da oynatmıyordu. Ben Musa adına da sevindim. Musa iyi bir oyuncuydu Faruk Hocam. Musa bu takımda forma şansı bulamıyordu. Onun adına da iyi oldu. Şöyle, Musa gittiği takımda bence başarılı olacaktır. Yeni Malatya Spor'a gitti. Onun evet. Oynayacağı PTT 1. Ligi. Evet, yani evet, Süper evet, Lig yani. Dönemini geçirdi. İyi niyetli bir oyuncuydu. Gitmesi kendi adına iyi oldu. Şimdi kafamızda çizelim. Barales eğer bu görüntüde 11'e girerse düşünün ileride Barales. Yedek bencinde Batua. Yedek bencinde. Dönüyorum. Abolo'yu direkt arkasına monte ettiğini düşünelim. Sağda Burhan, solda Atıf. Üçlünün. Göbekte Yekta'yla Adem. John Boy'un bu takıma girdiğini. John Boy, İbrahim Öztürk. Erkan Kaş bence John iyi Boy, bir oyuncu. İbrahim'in oynama durumda. Ümit Yiğit, kullanacak hatta orada. Yiğit orada bir alternatif. En kötü ihtimal. Erkan orada Yiğit'ten önce Orhan Gül'le de oynayabilir. Orhan Gül'le yavaş Orhan yavaş hazırlıyor. O mesajı da vereyim. Bence o stoper mevkine yani. Bunu 2 hafta önce yayında oyuncuların tek tek üzerlerini söylemiş İsmail Hocam. Orhan Gül'le ve Erkan Kaş'ı ben artısı bir parantez açtım. Çünkü Türkiye'nin her kategorisinde milli takımda oynamış ikisi. Evet. Erkan Kaş da Orhan Gül'le de Türkiye U15, U16, U17, U18 dediğiniz gibi ikisi de 5 yaş altyapısı. Oradan tanıyor. Çok yani sağlam, altyapısı sağlam. Sanki Orhan'ı öyle hazırlayacak gibime geliyor. Zamanla yani. Aynen zamanla onlar da en kötü ikinci yarıda kozu olmuş. Almayabilir söyleyeyim sana Erkan. Olabilir hocam. Yani stoper alma ihtimali de olabilir. Ben alacağını başkanın düşünüyorum. Başkanın da mesajı var. Ben şöyle söyleyeyim. Transferle ilgili. Transferi kapattık diyor. Aynen ben diyecektim. Siz dediniz. Transfer konusu bu saatten sonra. Transferi kapandı gibi. Tamamen artık bitti yani gibi. Ama çok büyük sürpriz. Varsa olabilir sürpriz ama olmaz Ocak, ise. Ocak şeyini bekleyeceklerdir diye düşünüyorum. Yani şu aşamada hani orta sahada bir enflasyon var. Şimdi stoper, acil stoper, hani forvet dedik. Forvet de Barales'te kapatılacak gibi görünüyor. Evet. Şu aşamada çok böyle alalım dense kim olabilir? İşte bir stoper mevkini olabilir. Şu an stoper gibi duruyor. Yani şimdi John Boy'un stoper özelliği de var, sağ bek özelliği de var. Stoper hocam yok. Sağbek de oynuyor da Gana Milli Takımı'nda da en son Dünya Kupası'nda oynadı. Ben evet. Takip ettim Gana Milli Takımı'nı. Direkt stoper oynadı. Hatta Erciyes'e geldi. Bir önceki yıl bir Ziya Kaynak'la kardeşim ilk burada Erciyes maçında söyledim yani. Gelmesi Erciyes için iyi bir transferdi. Zaten Erciyes'in yabancı portföyüne baktığınız zaman yani müthiş bir yabancı kadrosu vardı. Süperdi. Ya. Oradan acaba alabilir miyiz? Çıkarabilir Edin miyiz? Edin Yufaran olabilir mi gibi. Tabii aynen. Defans hattında kullandık. Urfaldır aldı. Urfaldır gitti tekrar. Herhalde. Aynen. Bir alt ikiye gitti hocam. Yani Flemingster, Caksualar. O Göztepe'de. Oğulcan özellikle. Oğulcan transferi. Oğulcan şeyde Erciyes'e duruyor şu anda. Yok Erciyes verdi hocam onu. Hayır yok. Dünkü listeye baktım ben. O 46. dakikada oynamış bile. Bir denendi. Olympiakos denedi biliyorum. Bir denenmeye gitti demek ki. City mi istiyor? Olmadı istiyor. Demek ki olmadı. Yani şöyle baktığınız zaman o zaman 3-0'dan 3-2'ye getirmek çok büyük bir geri dönüş. Yani o İğmen'in kazanıldığı 3-2'den sonraki işte o, dar bir zamanda 4. yememiz kötü oldu. Bir basit hata, basit bir 66'da hata. 66'da biz atmışız, 69'da onlar atmış. İşte hep onu söylüyoruz hocam, çevre kontrolü. Oyuncuların çevre kontrolü. Ben neredeyim, top nerede, rakip nerede? 3 soruyu kendine o an için soran oyuncu iyi oyuncu oluyor. Yani. YouTube Aksiyon'un en büyük şeyleriydi. Yani işte bu soruları sorup hani bunları ya düşünecek yani zaman değil yani. 3-2'den sonra insan şunu düşünüyor İsmail Hocam. 3 golü de hatalı yedik. Şu 3-2'den sonra artık neyse çevirelim, oynayalım değil mi? Yani oyunun hakkını verelim.
Onun da hatadan gelmesi. Tam sevindik ya, biz burada yıkıldık ya. Yani. Ya bir de burada şu yıkıldık. Var hocam, yani katılır mısınız? Gekas bilinen bir oyuncu. Yani bulduğu zaman hele hele zayıf defans oyuncularını bulduğu zaman rahatlıkla leblebi yer gibi gol atıyor. Tıkır 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 yazıyor ki işte hat-trick yaptı. Artık orada kenar yönetimin bir müdahale etmesi lazım Gekas konusunda. Kim var? Ümit'le Gekas'ı yan yana koy. Oynayamaz. Eşleşemez. Mümkün değil. Yani İbrahim Öztürk gerçekten çok hoşuma giden bir stoper. Tecrübesiyle bir şeyler yapabilir. Gekas'ı oynatmaz. Hı. Abicim Gekas'ı orada oynatması mümkün değil. Şimdi eşleşmede genellikle ne oluyor? Forvet oyuncular. Fiziki yakınlığı. Hani hocalar yani. Ne diyor hocam? Genellikle işte siz de söylüyorsunuzdur. Kimin önüne gelirse o bloka etsin diyorlar değil mi? Yani ama özel görev verilen tam futbolcular. Şimdi bu tip oyunculara siz özel görev vermek zorundasınız. Yani Ümit diyelim sanki, ki... Sanki o Toku'ya atımın başından 90 dakika ayrılmayacaksın demiş. Kart gördü mü Toku? Dur bakayım. Görmedi. Ben yanılmıştım. Işte. Yok görmedi. Toku. Alparslan'dan görmesi gereken bir oyuncuydu. Görmedi. Şimdi bu tip özel görevler Atıf'ı tanıyor. Türkiye Ligi artık tanıyor. Atıf'ı oynatmadığın zaman Sivasspor'da hücum atraksiyonu zayıf kalıyor. Kenarlardan Burhan benim hoşuma giden bir futbolcu. Gerçekten Burhan'ın ne zaman ne yapacağını bilemediğimiz bir futbolcu. Batuhan birazcık bu takıma bu maçta katkı sağlayabilseydi ki ilk yarı Burhan'ın geriye çıkartıp ceza sahası içerisinde Batuhan'ın plase yaptığı keşke pozisyonu. Keşke sert vursaydı. O dönüm yani şimdi, biriydi orada. Şimdi orada plase yapılacak bir ortam da yok. Ona sonradan karar verdi. Sanki pas verecek gibiydi. Kararı son anda değiştirdi. Ayak içiyle plase yaptı. Şimdi bizde klasik ne vardır hocam? Yani şey olarak futbol anlayışında kenardan gelen toplarda forvet oynayacak veya forvet oynaması elzem olan sporcuların, futbolcuların ön direk arka direk varyasyonları var. İlk attığımız golde gördünüz mü? Abolo'nun tarafa koştu. Abolo'nun akıllı, akıllı ön hamlesi tabii. Ortaya tamam şapka çıkarır. Ancak oraya deplas olması, oraya girmesi. Şimdi ona paralel size bir şey söyleyeyim İsmail Hocam. Sivasspor topu mu koşturarak, topu mu hızlandırarak oynamalı? Yoksa tam tersi böyle deparlarla, driplinglerle oyuncuları oynatması mı daha takım hüviyetine uygun olur? Topu koşturacak. Şimdi topu koşturacak da işte o oyuncular var. Belli bölge. Bak ilk maçta oynadık biz bunu. Galatasaray maçında yaptık. Yapmayan bir takım değil. Her yerde oynayabilir mi kadro? Yok. Duruma göre geride berabere. Yok. Her yerde oynayamaz. Mümkün değil. Şimdi bak. Orada işte ilk gole geleceğim ben. Bence bu takımın hüviyetinde Faruk Hocam kesinlikle katılıyorum. Topu koşturmak en mantıklısı da bu takımın eğer 90 dakikalık periyotta maksimum verim almak istiyorsan topu değil de burada Burhan'ı, Sisinyo'yu, Atıf'ı biraz daha driplik hızla kullanmamız daha mantıklı. Hocam, çünkü destek yok. Arkadan gelen Adem olsun, Yekta olsun, Hakan olsun pek bu işleri yapabilecek oyuncu hüviyeti değil. Kenan onu Atıf aradı zaten. Tabii işte hocam aynen öyle. Yani bu takım benim... onu bir kere anlayacak. Bu takım yani top koşturacak hüviyette. 10 oyuncusu için söylüyorum. Hocam sadece sürpriz golcü olarak yani. Sadece Sivasspor için geçerli olmayan bir şey söyleyeyim ben size. Maçları takip ediyoruz. Süper Lig maçlarını. Diğer alt kümeleri biraz daha az takip ettiğimiz için Süper Lig'den örnek vereyim. Bugün en büyük zaafımız Türk futbolu olarak ne biliyor musunuz? Topsuz oyunda biz zafiyet yaşıyoruz. Şimdi topla herkes oynuyor. Materyali top değil mi bunun? Zevklidir yani. Dünyada en iyi yapan da Barcelona. Topla oynamak çok zevklidir. Şimdi kanattan veya orta sahadan direkt dikine giden toplarda bir bakıyorsunuz. Ya illa top gelmesi şart mı hocam bir futbolcuya? Deplası olacak, rakibi altatacak, götürecek, alan boşaltacak. Sürpriz koşular yapacak. Sivasspor gollerden önceki periyota kadar yaptı mı bunu? Hiç yapmadı. Hiç yapmadı. Alıyor, bakıyor, herkes seyrediyor. Şimdi Burhan alıyor topu diyelim. Diğerleri seyrediyor. Hocam biraz oyunun oynanmadığı yerlerde izlediğimiz koşular, zaman bunları görebiliyoruz. Yok. Evet. Şimdi topsuz oyunda hangi takım daha çok alanı iyi şey yapabiliyorsa, bloke edebiliyorsa set oyunu dediğimiz oyunlarda. Set oyunu. Şimdi kontra futbolundan bahsetmiyorum. Kontra ani gelişen bir durumdur yani. Bir anda çıkarsınız, gidersiniz, gol atarsınız. Bunun üzerinde zaten taktiksel anlamda çalışılıyor. Şu anda çalışmayan takım olmaz. Kontra futbolu, set oyunu, sıkışan defansa karşı nasıl oynanması gerektiğini Barcelona tabii Barcelona örneğini verdiniz. Barcelona sıkışan defansa ne yapıyor abicim?
sağ alıyor, sola alıyor, gidiyor, geri çıkıyor. Şut atıyor. Ona da işte oyuncu lazım işte. Yani onu oynama, dünyada oynayan yok. Rakibin kafayı içmeden sarhoş ediyor. Tabii. Yani şimdi Sivas Spor'u tamam öyle şey yapalım diyelim. Arkadaşlarım uyarıyor, bir kısa reklamımız daha var. Dönüşte Sivas Spor'u kapatalım. Belediyespor, Sivas Belediyespor ve Zara Belediyespor'umuzla konuşalım. Kısa bir reklam, dönüşte birlikteyiz. Birlikteliğimiz devam ediyor değerli futbol severler. Son olarak Sivas Spor artık yavaş yavaş noktalayacağız. Sivas Belediyespor ve Zara Belediyespor artık onlara konuşmaya başlayacağız. Hocam Sivas Spor 4-2 mağlup oldu. Ben şunu öğrenmeye çalışıyorum. 3-2'den sonra geliyoruz mesajları verdik. Evet. Eskişehir'in üzerine gitmeye başladık. Tam bu arada gidiyoruz derken İstemediğimiz bir hata, basit bir hata ve dördüncü golden sonra artık futbolcular da bir an önce bizse de gitsek havasına girdiler. Evet, artık Eskişehir maçı geride kaldı. Tabii ki o bir geri dönüş olacakken çok kısa bir zamanda... Bu aslında başarı değil mi hocam? Yani 3-0'dan 3-2 yakalamışsın. Aslında bu da demek ki Sivasspor'da şu şeyi veriyor bize, yani tüyoyu veriyor. Biz biraz yüklendiğimiz zaman... Aklı selim futbol oynadığımız zaman ofans organizasyonlarına girebiliyoruz. Şeyin mesajını veriyor. Evet. Tabii ki bu maçın arkasından pazar günü 21.45'te Osmanlıspor'la karşılaşacağız. Şu an Osmanlıspor Galatasaray'a karşı. Hemen bir bakalım. 2-1 öndeydi. Öndeler. Tabii ki ligin başları hangi rakibin ne yapacağı belli olmaz. Evet, 2-1 önde 58. dakika. Tabii ki dikkatli olmak lazım. Artık Sergen'in de şu Eskişehir maçındaki ilk 60 dakikayı sorgulaması lazım. Halen opsiyonumuz daha iyi sezon başında. Opsiyonumuz var. Tabii ki hatalardan ders çıkartmak şeyi lazım. Buna dikkat etmemiz lazım. Oyuncu portföyünü genişletti Sergen Hoca geçmiş dönemlere göre. Seçenekleri çoğaldı. Fena takım değiliz. Bir iki hafta daha şeyi var yani, toleransı var şeyin. Ben yine iddialıyım yani. Kısa zamanda tabii ki toparlamak durumundayız. Bir an evvel galibiyetlere geçmek durumundayız. İnşallah Osmanlıspor maçı onun başlangıcı olur diye. Umut ediyoruz diyorsunuz. Skor olarak ne diyorsunuz hocam? Osmanlıspor. Skor. Bir tahmin alacak olursak. 2-0 diyelim pek. 2-0 yeniyoruz. İçinizden mi geçiyor? Olabilecek ihtimal. İçimden geçiyor. Peki hocam. Kenancığım, sen de Sivasspor'la ilgili söylemek istediklerini şöyle bir toparlayacak olursan. Yemeyelim artık. Yani işte hafta içinde o en son yapılan transferlerle psikolojik anlamda yakaladığımız havayı maalesef Eskişehir maçında biraz kaybettik İsmail Hocam. Yani o Yekta, John Boy ve Barales transferi beni ve birçok iyiliği umutlandırmıştı. Ama tabii Eskişehir maçı bir kaza olarak kabul edilmeli. Sergen Hoca'nın da ben buradan ders çıkaracağını biliyorum. Çok güveniyoruz. Hem futbolculuğu zamanında nasıl kalite bir isimse, inşallah teknik direktör Sergen Yalçın da Sivasspor'la hem kendini ispatlayacaktır, iyi yerlere gelecektir, hem de Sivasspor'u bir tık ileriye taşıyacaktır. Dediğiniz gibi doğru. Yani 3-0'dan 3-2 geliyorsa o takımda umut vardır. Evet. Yani 3-0'dan sonra maçı bırakıp daha yemeyeyim derdine düşecek takımlar da var birlikte. Ama Sivasspor bunu yapmadı. En azından bir gol buldu. 2'yi attı. O 5 dakikada dedi ki, hatta Sergen Hoca'nın açıklaması da var. Orada biraz bir konsantrasyon bozukluğundan dolayı biz umutluyduk.
Yani son 20 dakika maçı çevirip beraberliği yakalayıp hatta 4-3 yakalayacağımızı düşünüyorduk ama yani dün ben canlı yayında da söyledim İsmail Hocam. Belki de 10 maçta hatta tek devrede yapacağımız hataların toplamını tek maçta yaptık. Hepsini sıkıştırdık. 4 hata, direkt hata. Yani bir maçta 4 gol yiyip 4'ünü de eğer sen defans oyuncuların, orta saha oyuncularının yüzünden gol yiyorsan bu Süper Lig takımına yakınacak bir görüntü. Ama inşallah dediğimiz gibi bu son olur. İnşallah bir maçta bu kadar hata yaparsa zaten yenilirsin hocam. Değil yani mi? Bizim orada bir puan almamız da mucizeydi. Biz biraz mucizeyi kovaladık ama maalesef üstüne tekrar bir hatayla bunu beceremedik. Ama dediğimiz gibi hatta Sivasspor'un ilerleyen zamanlarda ben olumlu anlamda düzeleceğini düşünüyorum. Yeni transferlerin devreye girmesiyle Sivasspor bu hafta inşallah nasıl ilk hafta bir puan aldıysak 3. hafta yine kendi evimizde bu defa da 3 puan alarak 3 hafta itibariyle inşallah 4 puanla yolumuza devam ederiz diyorsunuz. Peki bir de sizden maç skoru tahmin alalım. 2-1 alırız diyorsunuz. Maç sonu teknik adamlarımız neler söylemişler? Bir de onları dinleyelim. Çok beklemediğimiz bir gece oldu bizim açımızdan. Oyunun tamamında inanılmaz bireysel hatalar yaptık yediğimiz gollerde. Özellikle son yediğimiz 2 gol. Tamamen bireysel hata. İlk yediğimiz 2 golde de çok komik bir görüntü sergiledik. Bu seviyedeki bir takımın yapmaması gereken hatalar yaptık. Sonucunda 4 tane gol yersen kazanma ihtimalin doğal olarak zorlaşır ki 3-2'ye getirdikten sonra yarım saatlik bir bölüm vardı önümüzde. Kesinlikle maçı çevirebileceğimizi düşünüyorduk ki o anda oyunun tamamen bizim kontrolümüzdeydi zaten. Ama dediğim gibi bu seviyede basit goller yememek lazım. Çok basit goller yedik. Maça oyuncularımın iyi hazırlanamadığı çok net olarak ortada. Özellikle konsantrasyon açısından çok ciddi sıkıntı yaşadık bu akşam. Ve bu hataları yapmamızın nedeni de bu diye düşünüyoruz doğal olarak. Kötü bir gece oldu. Üzgünüz. Önümüzdeki haftalara bakacağız. Ligde bu tür maçlar maalesef oluyor. Hiç hesapta olmayan şeyler oyun içerisinde ortaya çıkabiliyor. Bu akşam da biraz bizim açımızdan öyle oldu. Çok çabuk bir şekilde unutup önümüzdeki hafta içeriden oynayacağımız maçı hazırlanıp oradan 3 puanla ayrılıp bu geceki mağlubiyeti telafi etmek istiyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Oyunun ilk bölümünde orta sahamızın çok zayıf kaldığını gördük. Özellikle ikili mücadelelerde fizik güç olarak biraz zayıf kaldığımızı gördük. Topla oynama durumumuz da biraz sıkıntılıydı. İstediğimiz oyunu kuramadık orta sahada. Devre arasında 2-0 geride olduğumuz zaman mutlaka bir takım hamleler yapmak gerekiyor. Çünkü 2-0 gerideysen bir şeyler yanlış gidiyor diye düşündük. Hamlelerimizin çok yanlış olduğunu düşünmüyorum. Özellikle Dani girdikten sonra ön taraf çok hareketlendi. Atıf'ı ortaya aldıktan sonra oyunumuz çok hareketlendi ki 3-0 geri düşmemize rağmen oyundan kopmadık. Arka arkaya 2 gol bulduk. Oyunu getirebilirdik aslında ama dediğim gibi yine bir bireysel hataya takıldık. Yani bu kadar basit hatalar bu seviyede yaparsan bu tür müsabakaları kazanamazsın. Eskişehir zaten bir futbol kenti. Gerçekten burası futbol oynamak için, seyretmek için çok güzel bir yer. Şehir de güzel. Yani Eskişehir taraftarı her zaman takımına destek olan bir taraftar. Ki benim oynadığım dönemde biz ikinci ligde oynarken bile inanılmaz bir taraftar desteği oluyordu burada. O yüzden itici bir güç olarak görüyorum. Yani takımı ateşleyen, iten bir taraftarı var. Bence gayet başarılılar. Teşekkür ederim. Evet, Sergen Hocamızın da görüşleri bu şekildeydi değerli futbol severler. İlginç bir cümlesi vardı. Oyuncularımızın iyi hazırlanamadığını düşünüyorum şeklinde ifadesi vardı. Tabii bu konuşulabilecek bir konu ama yayınımızın da yavaş yavaş sonuna doğru yaklaştığımız sıralarda bunun üzerinde gelecek haftalarda da değerlendiririz. Çünkü oyuncuları müsabakalara hazırlayanlar teknik adamlardır. Sivasspor'umuz bu hafta Eskişehir deplasmanında maalesef bizi üzdü ama bundan sonraki haftalarda az önce de değerli yorumcularımızın da söylediği gibi inşallah puanlar alarak üst sıralarda ligin başlangıcı olması da gerekirse bir şekilde o puanları toplayacağına inanıyoruz ve Sivasspor dosyamızı da bugünlük burada kapatıyoruz. Geliyoruz Sivas Belediyespor'umuza. Sivas Belediyespor'umuz hazırlık çalışmalarına devam ediyor Afyon kampıyla.
Dolayısıyla Sivas'a dönüş yapacaklar. İnşallah muhtemelen bugün de dönmüş olabilirler ve 26'sından itibaren de tekrar çalışmalara başlayacaklar. Umut ediyoruz Sivas Belediyespor'umuz da 6 Eylül'den itibaren başlayacak ligde çok iyi şeyler yapacağını umut ediyoruz. Yeni bir takım, yeni bir hoca. Müsabakalar başladıktan sonra çok geniş kavramda Sivas Belediyespor'umuza da yer vermeye gayret edeceğiz. Ve hafta sonu 3. Türkiye Süper 3. Ligi'nde de düdükler çaldı. Temsilcimiz Zara Belediyespor ilk maçta bizleri üzdü ama inşallah gelecek haftalarda da bu şekilde devam etmeyeceğini Tuncay Hocamızla da görüştüğümüzde bize belirtti. Arkadaşlarım da beni uyarıyor. Şu anda da Tuncay Hocam telefon hattında olduğunu söylüyorlar. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Değerli yorumcularımıza iyi akşamlar diliyorum sizlere. İyi akşamlar hocam. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Hocam hafta sonu ilk düdüklerimiz çaldı. İlk defa bir heyecan yaşadınız. Türkiye 3. Lig'de ilk müsabakanıza çıktınız. Kendi evinizde oynadınız. Kısaca diğer sorularımıza geçmeden maç şöyle bir analiz eder misiniz bizlere? Maç için maçtan önce aslında bir talihsizlik yaşadık. Cezam olmadığı halde sahaya giremedik. Takım başında bulunamadım. Gerekçesi neydi hocam? Çok gerekçesi yanlış bir ceza. Yani bugün özür dilerler. İki yıl öncesinin Belediyespor'da çalışırken verilmiş bir cezaydı. Anlayamadık, çözmeye çalıştık. Takımın başında neden bulunmak istedim? Normal şartlar altında pek bulunmak istemem. Yani çok gerek duymaz ama takım ligin acemisi. Yani 3. ligin yeni takımıyız. Çocuklarım da genç bir kadro. Kenarda mutlaka bizi görmek isteyeceklerdir. Antrenörünü görmek ister oyuncuların. Turan hocam elinden geldiği kadar başarıyla da maçı yönetti, takımını yönetti. Ama mutlaka bulunmak isterdik. Maçın başlangıcında İsmail Bey bir talihsiz gol dedik 7. dakikada. Çok da üstün oynadığımız bir maçı kaybettik. Daha sonra ikinci devre özellikle oyunu sete çevirdik. Biraz daha öne, önde baskıyla başladık. Çok net 6-7 tane gol pozisyonu harcadık. Ama atamadık. Üçüncü ligin işte bu konuşmanın başında söylediğim gibi takımım çok kaliteli. Oyunculardan kurulu. Çok güveniyorum. Sivaslı çocuklar. Ama ligin yenisiyiz. Ligin acemiliğini o 45 dakikada üzerimizden atmalıydık. Mutlaka gol yemeden içeri dönmek istedik. Devre arasına girmek istedik. Kazanacağımızı biliyorduk çünkü. O tutuklu, o heyecanı yendikten sonra. O maalesef ekibimiz tecrübeli bir takım. İkinci ligden yeni düşmüş. Yıllarca profesyonel liglerde mücadele eden bir takım. 7. dakikadan sonra zaten hemen hemen hiç çıkmadılar diyebiliriz. 3 puan da aldılar. Tebrik ediyoruz. Hocam, kenar yönetiminde Turan Hocam'ın olduğunu söylemiştiniz. Tabii hafta arasında ben de kampınızı ziyaret ettim. Bu vesileyle sporcularla tanışmak imkanım oldu. Gerçekten birbirinden değerli futbolcular vardı. Üsküdar Anadolu'nda, diğer Arsin'den kalecimizle tanıştık ve havası gerçekten iyiydi, inanıyorlardı. Ama sizin de söylediğiniz gibi ilk maç, taraftarı nasıl buldunuz hocam? Kendi stadyumunuzda oynadınız. Nasıldı? Saha, zemin, tribünler, coşku? Şimdi stadyumumuz tam olarak hazır değildi. Siz de biliyorsunuz İsmail Bey hafta içi ziyaretinizde. Evet. Aslında oynanmaması gereken veya tam hazır olmayan bir statta oynadık. Atmosfer çok güzeldi. Merak var, ilgi var. Herkes, bütün Zara halkı, bütün Sivas halkı, futbola ilgi duyan herkes takımımızı merak ediyordu. Biz de bir görücüye çıktık. Çok iyi hazırlandık. Gerçekten çok iyi hazırlandık.
Çok da iyi. Oyunu kazandık açıkçası. Oyunu kazandık fakat skoru kazanamadık. Başından sonuna üstün olduğumuz bir maçta maalesef 1-0 yenik bitirdik maçı. Herkese teşekkür ederim. Sonuna kadar destek verdiler takımımıza. Yani bu, inşallah bu oyunu daha da kendimizi geliştirerek, o heyecanımızı yenerek devam ettirmek istiyoruz. Güzel oyun. İnşallah puanlarla, puan ve puanlarla devam edeceğiz. Hiç merak etmesin kimse. Hocam biz buna canı yürekten inanıyoruz. Bir de hakemin yönetimiyle alakalı bir sıkıntımız var mıydı? Biz diğer programdan dolayı yayına, maça gelemedik, kusura bakmayın. Aslında gelmeyi çok arzu etmiştik ama hakemin yönetimiyle ilgili herhangi bir sıkıntınız var mıydı? Veya da şu şöyle olsaydı, bu böyle olsaydı, kaçırdığımız pozisyon, hakem için kaçırdığımız pozisyonumuz vesaire var mıydı? Şimdi şöyle söyleyeyim, hakem için pek prensibim değil. Hakemler hakkında konuşmak çok prensibim değil. Bahanelere sığınmamak lazım. Hakemin yanlış kararları mutlaka bizim aleyhimize vardı. Ama bunları aşmak lazım. Hocam daha iyi bilir, Faruk Hocam. Üçüncü ligde birazcık tecrübe, yani bulduğun ve girdiğin pozisyonu mutlaka değerlendireceksin. Tamam, mutlaka girdiğin pozisyonu değerlendirmelisin. Buna hakemin yapacağı bir şey yok. Sen bu kadar pozisyonu harcıyorsan, yani hakem iyi yönetse ne olacak, kötü yönetse ne olacak? Çok şey değil yani. Maçtan sonra tek üzüntüm takım kaptanının oyundan atılması uzatmalarda. Atmayabilirdi hakem çünkü topa da müdahale vardı. Cüneyt zaten profesyonel liglerin belki de en beyefendi oyuncusudur. Hakemle konuştuğumuzda o da üzgün olduğunu söyledi verdiği karardan. Üzüntüm sadece maçı kaybetmek değil. Bu hafta takım kaptanımı da kaybettim. Deplasmana tabii götüreceğiz Cüneyt'i ama maalesef müsabakada yer alamayacak. Ama biz yine iyi futbol oynayıp puan veren puanlarla dönmek istiyoruz İsmail Bey. Biz ona canı gönülden inanıyoruz hocam. Cüneyt tabii ki bizim de çok değer verdiğimiz, sevdiğimiz bir futbolcu kardeşimiz. Ama ziyaretimizde gördük ki 24 tane futbolcunuz var şu anda lige hazır. Bir de böyle bir yarış var anladığım kadarıyla futbolcularınızın arasında. Evet. Ve konuştuğum kadar özel sohbetimizde sizi gerçekten çok değerli buluyorlar. Çalışmalarınızdan vesaire gerçekten çok değerli buluyorlar. Biz de bu ekranlardan inanıyoruz. Yani sizin bundan sonraki haftalarda puan veya puanlar alacağınıza canı yürekten inanıyoruz. İnşallah bundan sonraki haftalarda bu güzel galibiyetlerinizi birlikte takip etme şansımız olacaktır diye umut ediyorum. Ben yorumcularıma herhangi bir sorumuz var mı hocama, hocam? Tuncay Hocam tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ya hiç üzülmeyin. Bu tabii ki profesyonel ligdeki ilk maçınız. Gönül isterdi ki Zara'nın tarihinin ilk maçını ilk galibiyetle kapattınız. Tabii ki çocuklar tecrübesiz. İlk defa profesyonel ligde oynuyorlar. Zaman içerisinde bu şeyi kotaracaklardır. Biraz sabır tabii ki. Ama ileride kazanan onlar ve sen olacaksın. Ben canı gönülden sana tekrar başarılar diliyorum. Hiç üzülmeyin. Başarılar diliyorum canım. Hocam unutan kaybetmez. Unutacağız, dersimizi çıkaracağız. Daha çok çalışacağız. İnşallah. Aslında bir amacıma ben ulaştım kendi adıma konuşacak olursam. İsmail Bey de hafta içi ziyaretimize geldiğinde 24 oyuncumuzun 16 tanesi Sivaslı çocuklardı. Ne güzel. Oynayan 11'imizin 9 tanesi Sivaslı çocuk. Yani amacıma ulaşıyorum ben. Bu çocukların önünü açmak, mücadele etmek, sonuna kadar bu çocukların elinden tutmak. Aslında birinci amacıma ulaştım. İkinci amacımız sonuna kadar çocuklarla beraber olmak, onların maç sayılarını, profesyonel ligdeki maç sayılarını artırmak. Ve Türk futboluna kazandırmak, memleketimizin çocuklarını kazandırmak istiyorum. Temel hedefim bu aslında. Bu doğrultuda çalışıyoruz aslında. Başarılar tekrar canım. Teşekkür ederim. Kenan Hocam. Hocamı canı gönülden kutluyorum.
İki hafta önce de yine Tuncay Hocam konuk olmuştu. Orada söyleyemedim. Bugün söyleyeyim. Hakikaten hocam idealist, hedefleri olan, duruşuyla hakikaten Zara'ya yakışan bir hoca olarak görüyorum. İnşallah Allah yolunu açık etsin. Burada hakikaten hocama ilerleyen haftalarda başarılarını kutlayacağız. Ben buna inanıyorum. İlk hafta Faruk Hocam'ın dediği gibi bir nazarlık olarak kabul ediyoruz bunu. Evet. Bundan sonraki haftalarda hem deplasmandan hem de Zara'dan gelen puanlarla hocam inşallah dediğim gibi ben o hedefi görüyorum ya, Tuncay Hocam'daki hedefi. Allah yolunu açık etsin. İnşallah başaracaktır Tuncay Hocam ve Zara Belediyesi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hocam değerli yorumcularımız sözlerinin üzerine benim de ilave edeceğim çok fazla bir şey yok. Gerçekten sizin ileriki haftalarda bu işi kotaracağınızı düşünüyoruz. Bu ligde kalıcı olduğunuzu ve daha iyi yerlerde, konum olarak daha iyi yerlerde yer alacağınızı da canı yürekten biliyoruz. Dolayısıyla hiç moral bozukluğuna gerek yok. Ligin ilk haftasıdır ve diğer çocuklar, yani oyuncularımız, futbolcularımız tecrübelerine belki mağlup oldu, tecrübesizliklerine mağlup oldu. Ben tekrar Allah yolunu açık etsin diyorum. Katıldığın için de çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum hocam. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet, hemen hocam size döneyim. İlk haftalar, hatta yorumlarımıza geçmeden 3. ligin toplu sonuçlarını ve puan durumunu bir görelim hocam. Akabinde konu. Arkadaşlarımız yayını hazırlamaya gayret ediyorlar. Nasıl görüyorsunuz hocam? Şimdi Kenan'ın dediği gibi gerçekten Tuncay Doğan idealist. Evet. Yani Sivas'ta gerçekten mesleğini seven bir hocalardan. Ben kendisinin duruşunu da antrenörlük şeyinde seviyorum. Zaten o disiplinli çalışma şeyi onu 3. lige şampiyon olarak, Bali'ndeki takımı şampiyon olarak bir taraftan armağan etti. Tabii hediyesini aldı o. Kupamızı aldık. Evet. Hakem konusunda söylediği bile Tuncay Hocam'ın nasıl karakterli bir hoca olduğunu gösteriyor. Benim prensibim değil. Ben hakem hakkında konuşmam diyor. Yani Süper Lig'deki birçok hoca söylemiyor. Yani işte oradan bile çıkarabiliriz. Hakikaten dediğiniz gibi hocam, siz daha iyi tanırsınız Tuncay Hocam'ı. Biliyorum Tuncay Hocam'ı. Duruşuyla, takıma inancıyla, bir de milliyetçiliğiyle. Tabii, takımdaki 18 oyuncu Sivas'tı. Ben Sivas'ta oyuncularla bu takımı bir yere getireceğim diyorsa 11'de oynayan 9'u diyor. 9 tanesi diyor. Ben onları diyor daha çok maç yaptırarak diyor. Bir de oyuncusunu ne kadar diyor önemsediğini de gösterdi. Kaptan Cüneyt'in uzatma dakikalarında diyor atılması en çok diyor beni üzen olaylardan biri de bu diyor. Yani burada demek ki her oyuncusuna Tuncay Hocam ayrı ayrı değer veriyor. Bir de burada yani kaptanına da Zara Belediyesi yönetiminde ben kutlamak istiyorum. Belki tanınan, bilinen bir daha yani 3. lig için veya 2. lig tanınan, bilinen bir hocayla yola devam edebilirlerdi ama Tuncay Hoca'ya inanmaları çok yerinde olmuş. O vefa, ben kesinlikle o vefa yani kesinlikle ben Tuncay Hoca'nın başarılı olacağına inanıyorum. Yani böyle durumlarda bekleyen bir sürü hoca var yani. Tabii, apartta bekleyen çok vardır yani. Aynen, ben işte bekleyen ama, bir sürü hoca var ki, ama yedirmemek lazım. Buradaki Zara Spor yönetiminin duruşunu da ben kesinlikle onları da kutluyoruz. Yönetimini, başkanını da kutluyorum. Kesinlikle hocam. Tuncay'la devam etmeleri çok güzel bir olay oldu. Ben kendilerine başarılar diliyorum. Tabii ilk maçtır, olabilir hatalar. Tabii aynen. Profesyonellikteki Zara ya bir de ikincilikten yeni düşen bir Of Spor. Yani hocam da söyledi. O da doğru. Bu ligi bilen oyuncular, bilen bir takıma karşı ilk haftada olabilir ki 1-0'dan sonra geriye yaslanan bir Of Spor'dan bahsetti. Oyunun genelinde belki açık oynasaydı bu tecrübesizliğin sonucunu biz 1 puan ya da 3 puanla aksi yönde de, olumlu yönde de değerlendirebilirdik ama dediğimiz gibi inşallah bu ilk hafta Zara için, Tuncay Hoca için, diğer oyuncularımız, oyuncu kardeşlerimiz için bir nazarlık olur. Bundan sonraki haftalarda ben yani bunu laf olsun diye söylemiyorum İsmail Hocam. Ben bu inancı hocamda gördüm. İnşallah yürüyüp de gidecekler. Burada başarılarını her hafta buradan biz de dillendireceğiz, seslendireceğiz. İnşallah. Evet, inşallah. Daha da tecrübe kazanacaklarını biz söyleyebiliriz. Hocam oyunun tabii biz izleme şansımız olmadı ama oyunun genelinde işte konuştuğum zaman, hocamla özel konuştuğum kendisi zaman kendisi ifadelerinde gerçekten çok iyi force eden bir Zara Spor olduğunu söyledi. Seyirci coşkusu da iyi. Yani şu anda tek sıkıntımız
Zara ilçe stadyumunun halen istenilen düzeyde olması, yok yani istenilen sadece düzeyde olmamış yani. Etrafı sadece bir beton duvar çekilmiş. Yok yok, brandayla çevirmişler daha. Öyle henüz mi? Onu da gerçekleşmiyor. Türbünün iki yanını uzatmışlar galiba. Yani oraya uzatıyorlar. Bir basın falan gibi. İşte şimdi şöyle bir şey. Soyunma odalarını ayırmışlar. Mevcut tribünü destekleyici tribünler var. Soyunma odaları ayrıldı. Ancak istenilen hani profesyonel statüde bir işte saha var mı derseniz, bana göre yok halen. Sivas'ta oynasalar ne değişir? Zara'da oynasalar ne değişir hocam? Bu kısmı biraz yorumlayabilir misiniz? Ya şimdi Zara tabii ki 3. lige çıkmış yani. Onun zevkini kendi ilçesinde tatmak istiyor. Tabii ki eksiklikler olduğu için bu federasyonda böyle durumlarda hakemlerin can güvenliği söz konusu olmasını istiyor. Artık o şeyi yapacak ya fuar alanını mı şey ettiler ya dış sahayı mı söylediler. Yani Muhsin Yazıcıoğlu spor kompleksinde oynama ihtimalleri yüksekti. İşte belediye acaba ona, belediye sporunda maçları dolayısıyla acaba onlar izin veriyor mu? Onu da şey yapmak. Aslında bu hafta oynanabilirdi. O yani şekilde yapılabilirdi şimdi... zaman kazanma açısından. Öbür maçını veya o zamana kadar belki bir zaman kazanabilirlerdi stadyumun bütün eksikliklerini gidermek açısından. Ya aslında işte ilçelerimize güzel statlar yapıldı, ben biliyorum yani Hafik, Kangal vesaire. Biraz da işte şeyleri, hakemleri, futbolcuları koruyucu şekilde olmasına da dikkat ediyorlar. Yani ister istemez, ama şu var, tabii Zara'da oynamanın avantajı ne? Ben bunu kampı ziyaretimde de sordum. Yani Zara'da oynamak mı avantajlıdır Sivas'ta mı? İlçenin farklı bir baskısı vardır tabii, muhtemelen tabii, değil mi? Yani burada rakip takımı da bir şekilde demoralize edecek şeyler vardır. Zara, yani. Biz de ilçelere gittik. Zara bir önceki yıl o taraftara olan inancı aşıladı. Aslında Zara'da oynamaları bence daha takım iyi. İçin daha iyi. Ama hazır olmayan, işte, var. Hazır olmayan bir stadyumda da oyuncu da oynamaz. Tabii. Yani, oyuncu da oynamaz. Yani burada da biz de yıllarca Sivas Spor'la hem de Fatsalarına gittik, Opa gittik. Beşiktaş'ın olimpiyat stadında çektiği sıkıntılar. Hala çekiyor Beşiktaş. Evleri de yani hala. Her oyuncu kendi evinde oynamak ister. Ben katılıyorum şimdi yani bir önceki yıl taraftara o inancı aşıladı bence Tuncay Hoca. Tuncay Hoca'ya inanıyor Zaralılar. O yüzden inşallah en kısa sürede... Şimdi çok da böyle spekülatif şeyler de olmuştu sezon arasında. Mesela hocayı istifaya davet etmeler vesaire. Ona rağmen... Onu başardı. O aşamalar geçti. Şu an olumlu yönde ben bakış olduğunu biliyorum. İnşallah en kısa sürede Zara Şehir Stadı da onarılır. Tamamlanır. En kötü haliyle yani o sıkıntılar giderildikten sonra... İnşallah Zara'da oynar ama zamanla o eksiklikler yani, giderilir. Ama burada da oynanırsa ben destek olacağını düşünüyorum. Özellikle Zaralıların. Aynı Zara seyircisi, oradaki seyirci buraya da gelir ya. Tabii gelir gelir. Burada da büyük destek olur. Fark hocam buradan da yani. Sivas'tan da olur. Muhsin Yazıcıoğlu tesisine gelecek. Orada olsa çok taraftar olur. Dış sahayı da verebilirler. Olabilir. Şöyle de bir avantajı var Tuncay Hocam'ın. Geçen sene dörde... ağzımız alıştığı için söyleyeyim. Sivas Belediyespor'un çıktığı grupta şu anda mücadele ediyor. Ve bunlardan birçok takımı tanıyor. Gördük, izledik. Ben şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu ligde kalıcı olacağından kesinlikle hiç şüphem yoktur yani. İzleyecek hocaları var yani. Maç izletebilirler rahatlıkla. Turan Hocam'ı da buradan söyleyelim. Hocam da Turan var. Şükrü de teknik kadroya katıldı. Turan Hocam da emeklerini veriyor Zara için. Tuncay Hocam'la beraber. Yani dediğiniz doğru hocam, yani bu değerlendirilebilir. Ki yani, izlemişlerdir. Tuncay Hocam da, Turan Hocam da izlemişlerdir o takımları. Hocam ben şu havayı gördüm, gittiğim zaman gördüm. Gerçekten hani takım olmak çok farklı bir şey. Şimdi 3. Lig'in her zaman konuştuğumuz şey vardır hocam. Yıllardır siz hem oyuncu olarak hem de gittim ben teknik direktör olarak. Yani şu vardır. Aile olabiliyorsanız, takım olabiliyorsanız, birbirinizi destekleyebiliyorsanız. Hani ben oynadım, sen oynadığından çok... Ben orada birkaç arkadaşla sohbet etme şansım oldu ama da. Ama Tuncay bazı şeyler aşılamış, söyleyeyim sana. Baksana futbolcuların kendini. Çok iyi aşılamış. Şimdi, ben çok olumlu gördüm Faruk Hocam. Şimdi primleri falan rakamsal olarak bir şey ifade etmeyeceğim. Ben orada sordum primler açıklandı mı falan diye. Çünkü belki sakıncası olabilir diye. Şampiyonluk primi. Yok yok. Yani galibiyet, mağlubiyet. Yani içeride dışarıdaki. Onlar standarttır ya. Yönetim kurulu kararı almış. Şimdi ben biliyorum ama belki... Burada açıklamam doğru olmayabilir. O yüzden şunu söyleyeceğim. Ben arkadaşlara şunu söyledim. Yani futbolcu arkadaşlara dedim ki gençler, hani bizden çok çok gençler, 20, 21-22 yaşındaki oyuncular, en tecrübeleri gücüne yetişti, ona göre düşünün. Takımda oynayıp oynamamak belki önemlidir. Niye? Gençsiniz. Yani şu açıdan.
Burada görev aldığınız zaman yarın belki bir statü işte lig atlayacaksınız. İkincilik takımımız var, Süper Lig takımımız var. Bunlar çok çok büyük bir avantaj. Ama şunu unutmayın. Hani az da olsa bugün üçüncülük futbolcusu da aslında fena para kazanmıyor hocam. Çok yani canım, şimdi çok ben rakam ifade etmeyeceğim burada. Transferlerine bakıyorum. Ne kadara transfer olduklarını sordum. Yani futbolculara değil de yönetimden bazı arkadaşlara. İyi de paralar yani, güzel de paralar. Şimdi dediğim şu, sahanın içerisinde oynayan arkadaşınızı tribünde de olsanız destekleyin arkadaş. Niye? Onun kazandıracağı para sana da geliyor. Yani hocam değil mi yani prim sistemine bakıyorsunuz, maaş sistemine bakıyorsunuz, takım. Allah korusun istemiyoruz. Kötü gidecek olsa ne yapacak? Bütün hepsini etkileyecek. Psikolojik olarak da etkileyecek. Aynen. Bir de işin farklı bir tarafı İsmail hocam. Zara belediyeli oyuncular da bence çok şanslı. Çünkü Tuncay hocam da onlar için hakikaten şu kariyerlerin ilk basamaklarında çoğu genç oyuncu. Üçüncü ligde çalışabilecekleri en iyi hocalardan biriyle çalışıyorlar. Kesinlikle ben katılıyorum. Her şeyden önce inanç var Tuncay hocamda. Futbolcular bunu aşıladığı zaman oyuncular da ileride hem Zara Belediyesi olur veya dediğiniz gibi ikincilik olur, Bankasya olur. Zaten yollar da açık olur. Kenan çoğu kendi belediyenin o ya şey çok A2'den, hoşuma gitti. A2'den kendi talep ediyor. Aynen. Şu çok hoşuma gitti İsmail hocam. Dedi ya Cüneyt'in dedi uzatma dakikalarında haksız atılması. Belki burada farklı bir hoca olsa ya oyunun geneli için oyuncuları yalnız bıraktı derim. Ya da aynen. Yani orada biraz yani şey yapabilir ama oyuncusuna da sahip çıkıyor. Sahip çıktı kesinlikle de, yani oyuncular da size söylediniz. Hepsi memnun diye. İnşallah yani ben o şeyi gördüm. Kenetlenmeyi gördüm. Oyuncu, teknik direktör, ilçe bazında yani o şeyi yakalamışlar yönetim. Deplasmana da götüreceğim dedi baksana. Deplasmana da götüreceğim dedi. Yani burada hakikaten cümlelerin arasında güzel şeyler var. Tuncay hocam bunu sahip sağlamış. Yani. Sahip çıkmış. Oyuncular da hocaya saygı duyuyorlar. İnşallah biz aradan hakikaten umutluyuz. Bu yani iyi bir şey. Siz tanırsınız Faruk abi. Selahattin abiyi bilirsin. Mansur. Ağırını bilmem. Benim zamanımda da vardı. Yani şimdi Sivas'ta olup da tanımayan çok az insan vardır. Ben hani muhabbetim olduğu için bizim dönemimizde de masörlüğümüzü yaptı. Sağ olsun emekleri çoktur. Buradan da kendisine selam gönderelim dinliyorsa. Kendisiyle konuştuğum zaman dedim ki hocanın durumu nasıl? Yani sporcular üzerinde çalışması nasıl? Takım nasıl motive ediyor biliyor mu falan? Hani onun da bir şeyi vardır. Dedi ki kardeş dedi vallahi ben bir sürü hocayla çalıştım. Tuncay Hoca başka ya. Evet. Efendiliğiyle, kişiliğiyle. Duruşu. Çalışması da çok iyi dedi. Yani sporcu da hiç böyle karambola bir uygulaması yok dedi. İşte doldur boşalt, şişirme toplar, şunlar bunlar yok dedi. Tamamen topa hakim olan bir sistem, pas yapan sistem. İşte bunlar eğer o sporcu... İyi hoca olabilirsin ama bir duruş, bir insanlık falan anlamında o, yani... O çok önemli. Tuncay hocam hakikaten referansları çok iyi. Şimdi her şeyden önce dediğimiz gibi iyi bir abi onlara, oyunculara. Evet evet İyi kesinlikle. Bir abi yani bir aile havası yakalanmış orada. Ondan sonra tabii futbolun yönetim. Diğer hususları devreye girer ama her şeyden önce... Yönetimde destek. Yönetim kesinlikle burada yönetimi de söyleyelim. Yani biraz önce de söylediğim gibi... O birliktelik her yönüyle taraftar, yönetim, hoca, oyuncu sağlanmış. Başarı gelir. İleriki haftalarda bu dönecektir yani ona. Kesin hocam pozitif. Yayınımıza da yavaş yavaş tamam. Noktayı koyalım. Son cümlelerimizi alalım. Sivasspor, Belediyespor, Zara Belediyespor'la ilgili şöyle bir toparlayalım. Zara Spor zaman içerisinde zaten lige alışacaktır. Ağırlığını koyacaktır. Tecrübe kazanan genç çocuklar daha yeni profesyonellikte oynuyor. Zaman içerisinde onlar da maçlar oynandıkça o havaya gireceklerdir. Evet. Ve o yüzden şeye devam etsinler hiç. Yani üzülmesinler bu mağlubiyetler olabilir. Belediyespor'a kamptan, Afyon'dan döndüler zaten. Evet. Tüm hızıyla çalışmalar devam ediyorlar. Mehmet Şahan ve ekibine başarılar diliyoruz. Belediyespor yönetimine, tüm Sivas'ımıza. Tabii ki bu hafta üçüncü maçımızı oynayacağız Osmanlı Spor'la. Galatasaray'la maçın oldu tam bilmiyorum ama tabii o da bir havaya sokabilir onları. Evet. Ama tabii ki her maçlık düşünmek lazım. Önemli bir maç. Hiçbir takımı hafife almak doğru değil. Değil. Sergen Hoca da artık iki maçtan dersler çıkardı. Eskişehir maçı da bayağı hesabını şey yaptı. Porto'yu genişledi. Buna göre artık haftalık çalışmalarda takımını
Osmanlıspor maçını en iyi şekilde hazırlayacağını ben düşünüyorum. Başarılar diliyorum ben. En çok üzülenlerden bir tanesi mutlaka Sergen'dir. Yani mutlaka canım. Yani biz şimdi kim burada ister canım? Şimdi taraftar olarak 60 dakikada 3-0 niye her hoca yani ben o siz yaşadınız yani bir mağlubiyette hiçbir hoca böyle ya oh iyi ki de yenildim falan gibi havaya olmaz. Üzüldü ondan sonra mecburen diğer haftaki yani. Maça hazırlanıyorsun. Hayat devam ediyor. Peki yani hocam şey. Yorumlarınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür sevgili Kenan seni de son olarak cümlelerini alalım. Ya Faruk hocamın söylediklerine paralel şeyle söyleyeceğim ben de. Daha ligin başındayız. Herkes Sivasspor için yavaş yavaş sıralama belirledi. Siz ilk 5 demiştiniz yanlış hatırlamıyorum. İlk 7. 7 mi? Yedi. Ben de ilk 10 diyorum. Aynen, i̇lk 10'da bu takım, katılıyorum takım ilk 5'te 10 arası inşallah oynayacaktır. Tabii 5 olursa 8. olmaz 7. olur hocam. İnşallah sizin dediğiniz sert çıkarsınız. İnşallah. Hocam. Tabii ilk 10'un içinde 7 dediniz de 5'te olursa süper olur. Tadından yenmez. Yok yani biz en kötüsü ilk onun için. Bir de şöyle bir durum var. Bu yıl bekliyorduk stadyumumuzu. Büyük ihtimalle Şubat, Mart gibi yetişecek ama Mecnun başkanının açıklaması ben o riske teslim girmem. Teslim almayacağım dedi. Teslim almam dedi. Seneye Avrupa kupalarına katılan bir takım bir de yeni stadyumumuz olursa tabii ligin başı burada hedeflerimizi söylüyoruz ama bu takıma ben inanıyorum. Ben de inanıyorum. Hatalardan ders çıkaracaktır. Hem hoca hem yönetim hem oyuncular. İnşallah Osmanlıspor maçıyla da bu işin başlangıcı verilir. Erken dememek lazım. Bu hafta alınan puanlar ligin ortasında size kredi olarak geri döner. Hocam. Şu an onu Antalyaspor iyi yaptı. Antalya 6 puan cepte. Evet. Yani bundan sonraki haftalarda 2 hafta yenilse dahi o kredisi var. Kredi var. Kredi anlamında çok. Yani ikinci hafta daha erken dememek de lazım. Bir an evvel toplayabileceğin puanları tabii, rahatlaman lazım. Şimdi Allah göstermesin Osmanlı maçında olası bir galibiyet gelmese yavaş 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 böyle sıkıntılar başlar. Hem oyuncu bazında hem yönetim hem hoca hem taraftar. İnşallah bu hafta o başlangıcı yapacağız. Ben buna inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Ben evet, sevgili Kenan ben şöyle bağlayayım. Kesinlikle biz burada eleştiri yaparken biz bir maç üzerinden eleştiri yaptık. Ligin tamamını eleştirmedik. Yani Sivasspor'un önceki maçlarında eleştirmemiz gereken alkışlamamız gereken yerleri konuştuk. Doğru söylemek lazımmış. Dolayısıyla şimdi burada gördüğümüz kadarıyla hoca farklı görebilir. Biz farklı görüyoruz. Biz taraftar gözüyle baktığımız zaman, yorumcu gözüyle baktığımız zaman, program gözüyle baktığımız zaman bunları konuşuyoruz. Bazı taraftarlarımız evet bizi haklı bulabilir. Bazıları kesinlikle. Ya yap ya yürüyün gidin falan gibisinden çok ifade ediyor. Çok yönlü bir oyun futbol. Yani o yüzden ben sadece şunu söyleyeyim. Biz Sivasspor'un başarılı olması için gördüklerimizi konuşuyoruz. Sevgili seyircilerimiz, futbol severler de bizi böyle değerlendirsinler. İnşallah bundan sonraki haftalarda alkışladığımız Sivasspor'ları konuşuruz. İnşallah amacımız o. Sizin de yorumlarınıza sağlık. Sevgili futbol severler, bugünlük de bizden bu kadar. İyi geceler, hoşça kalın.